Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Ekranlarınızın başında çıkış yolu gününde, çıkış yolu saatindeyiz. Biraz gündem sıcaklığında, yaz havasında bir program yapacağız. Tabii gündemin bütün sıcak başlıklarını konuşmaya çalışacağız. Sayın Doğu Perinçek'e partisinin çözüm yolunu soracağız gündemdeki sorunlara ilişkin ama biraz Amerika'ya uzanacağız, biraz tarih konuşacağız, biraz edebiyat konuşacağız, biraz farklı bir çıkış yolu yapacağız. Hatta seçtiğimiz ilk konu itibariyle de farklı bir program olacağını şimdiden sizlere duyurmuş olalım. Ayrıca saat 22'de de Sayın Latif Polat programımıza bağlanacak ve biraz Amerika'daki siyasi durumu, ekonomik durumu konuşacağız. Efendim hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Bugün birebir yapıyoruz. Evet. Sayın Latif Polat da bağlanacak. Tabii çok sıcak başlık var ama Bilim ve Ütopya dergisi biraz böyle ezber bozan bir kapakla çıktı. Evet. Sıfırı Araplardan öğrendik diye bir kapak. Siz sık sık söyleşilerinizde ya da programınızda ya da çeşitli kitaplarınızda anlattığınız bir konuyu esasen Bilim Ütopya kapağına taşımış oldu. İnceleme şansınız olmuştur mutlaka. Biraz Hepsini okudum. bunu konuşarak başlayalım Hay bugün. hay. Gerçekten bütün izleyicilerimize Bilim Ütopya'nın bu sayısını okumalarını öneriyorum. Hararetle öneriyorum. Çok esaslı bir sayı. Başlığı benim yazıdan dosya başlığı olarak almış arkadaşlar, Bilim Ütopya yöneticileri. Sıfırı Araplardan öğrendi. Bu sayıda çok önemli matematikçilerimizin, felsefecilerimizin ve bilim tarihçilerimizin yazıları var. Hepsi birbirinden değerli. Hepsini okudum, inceledim. Ve bu sıfır rakamının, sayısının nasıl ortaya çıktığını, bunun keşfinin nasıl matematikte, cebirde, hatta ticarette, her insanlık tarihinde büyük önemi, bunları anlatıyor yazarlarımız. Fevkalade güzel yazılar, onu söyleyeyim. Evet. Tabii sıfırın bulunması çok tarihi bir olay. Bunu ilk bulan Hintliler. Sıfırın bulunması matematikte devrim, yani büyük bir keşif. Yani sıfır yoku temsil ediyor ama aynı zamanda sonsuz varı da temsil ediyor. Çünkü sağdan yazdığınız sürece böyle diyelim bir yazdığınızda Katlıyor. onlar oluyor. Yüzler, binler, on bin, yüz binler gidiyor. Katlıyor, götürüyor. Ve bir de tabii mesela diyelim 2022 yazarken 2'den sonra bir sıfır koymak zorundayız oraya. Yani bu ondalık sayıların yazılmasında sıfırın keşfedilmesi Hintliler tarafından tarihi önemde. Hintlilerden Abbasiler, Araplar bunu öğreniyorlar, alıyorlar. Orada yayılmasında El-Harazmi, yani bir Türk bilim adamı, matematikçisi. Onun çok büyük bir rolü var. Zaten adını da logaritmaya veriyor. El-Harazmi'yi Batılılar işte G harfleriyle falan filan yazıyorlar. Algoritma El-Harazmi'den geliyor. Bir de ayrıca yazdığı kitaplarla El-Cabir kitabın adından dolayı Cebir. Cebir. Evet, matematikte Cebir. Büyük bilim adamı El-Harazmi ondan sonra ve Araplardan da bütün dünya öğreniyor. Yani bunu ben söylemiyorum diyelim. Bütün bilim tarihi kitaplarına baktığımız zaman mesela Türkçe'de de Zikri Tunke'nin çok güzel bir kitabını Batı'yı Aydınlatan Doğu Güneşi diye kaynak yayınları çıkartmıştı. Orada da okuduğumuz zaman Hunke diyor ki Araplar bütün dünyaya sıfırı öğretti. Biz Almanlar da sıfırı Araplardan öğrendik. İşte diğer bütün dünyada sıfırı Araplardan öğrendi. Araplar da Hintlilerden öğrendi ve geliştirdiler. Geliştiriyor. Bir 400-500 yıl sonra herhalde Avrupa'ya taşınıyor, Batı'ya taşınıyor sıfır. Yani sıfırın bizim Türkçemizde sıfır yok. Yani Orhon yazıtları 8. yüzyıla bakalım. Hatta 11. yüzyılda Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lügat-ı Türk'te ben sıfırı aradım. Yok, büyük bir ihtimalle belki de Arapça olduğu için sıfırı almadım Kaşgarlı Mahmud. Bir de şimdi matematik konuşuyoruz, tıp da bilinir ama bu iki alanın dışında da astronomi var, mühendislik çalışmaları var. Yani neredeyse bilimin bütün alanlarına ilişkin
felsefe, tabii, sosyoloji, astronomi, fizik, kimya hepsinde kimya sıfırsız olmuyor. O bakımdan sıfır yok olan bir rak, yani yoku temsil ediyor, olmayanı temsil ediyor. Ama şimdi o da diyalektik. Mesela futbolda sıfıra indi, oradan ortaladı dediğin zaman en doğru işi yapmış oluyor, değil mi? Ya da otomobil alırken ya sıfır kilometre diyorsunuz. Orada da sıfır iyi temsil ediyor. Ama matematikteki rolü çok büyük. Cebirdeki algoritmadaki rolü çok önemli. Burada bu bakımdan çok güzel. Önce şu Türkleri söyleyeyim. Orhun yazılarında sıfır yok. Yani bir var, iki var, üç, dört, beş, piş veya beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir gidiyor. Ondan sonra sekiz, on, seksen, dokuz, on, doksan. Bizde on bin var. Yani yüz bin, bir de tümen. Eski Türkçe'de en büyük sayı on bin. O da askeri usullerden... Askeri'de de 10 bin var ama bir kere sayı olarak tümen sayısı var. Askeri'de de var. Ama sıfır yok. Sıfır, sıfır Arapçadan. Ama bu Almanca'ya da giriyor sıfır. İngilizce'ye de giriyor. Fransızca'ya da giriyor. Şifre, sayı, rakam. Yani Batı dillerine de bu Arapça sıfır kelimesi giriyor. İslamiyet coğrafyasında neden bu kadar hızlı ve etkili bir şekilde bilim faaliyetleri yayılıyor? Çünkü meta, icatlar ticaret, meta ekonomisi merkezi 7. yüzyıldan itibaren, yani Hazreti Muhammed 570'te biliyoruz doğdu. Ondan sonra 7. yüzyıl Emeviler, arkasından Abbasiler, dünya medeniyetinin merkezi artık İslam coğrafyası. Araplar, Farslar, Türkler daha sonra o coğrafyada. Bilim de Abbasilerden sonra Horasan'a bilimin merkezi geçiyor. İşte orada da işte El-Harazmi, işte Biruni, İbn Sina, Farabi gibi dünya çapında büyük matematikçiler, fizikçiler, efendim tıpçılar, mesela Farabi gibi, astronomlar. Evet. Mesela Biruni ile El-Harazmi güneşin hareketlerinden, gölgelerden hesaplayarak ekvatorun boyunu ölçüyorlar. Yarım metre yanılmışlar. Modern ölçümlerle yarım metre. Evet, ekvatorun boyunu Horasan'dan, yani bugünkü Özbekistan diyelim veyahut işte o Hazar Denizi'nin doğusundan güneşin hareketleri, ki şimdi mesela biz ilk defa Galile küresel olduğunu buldu 15. yüzyıl. Hayır, 10. 11. yüzyılda İslam coğrafyasında ve Horasan'da Türk bilim adamları küresel olduğunu, dünyanın yuvarlak diyoruz ya, küresel diyelim ona. Yani tek bir düzlem üzerinde yuvarlak değil, hacim olarak küresel. Küresel olduğunu ve o zamandan biliyorlar ve o küresel olması ve güneşin etrafında dönmesi, ondan sonra açıları vesaire, onları bilerek kalkıyorlar, ekvatorun boyunu ölçebiliyorlar. Astronomide o kadar ileri konumdalar. Hatta dünyaca da onlar büyük hocalar olarak kabul ediliyorlar. Hakim medeniyet ve bilim arasındaki bağlantıya da bir ispat oluşturuyor mu? Hakim medeniyet daima bilimde de öncü, ileride oluyor. Yani o aşağı yukarı bütün tarih boyunca öyle. Meta ekonomisinin tabii çok geliştiği bir coğrafya, ticaretin. Meta ekonomisinin gelişmesi, uygarlığın gelişmesinde çok önemli bir ölçü. Yani uygarlıkla meta ekonomisinin doğuşu aynı tarihsel dönemi ifade ediyor. Her tabii toplum için belki ayrı ama sonuç itibariyle bütün toplumlar uygarlığa, ticaretle, meta ekonomisiyle, paranın bulunması, para, meta, matematik, ordu, devlet, hepsi aynı paket içinde çıkıyor. Tabii siz ilk dönemlerin ne vurgu yaptınız az önce? Onlarca, yüzlerce böyle bilim insanı var. Mesela son dönemlerinde İbn Haldun gibi. İbn Haldun 14. yüzyılın sonu, 15'in başı. Yani bizim Yıldırım Bayezid
Timur dönemi. Kuzey Afrika'da İbni Haldun. İbni Haldun da toplumların bedevi toplumdan medeni topluma geçişinin teorisini üretiyor. Yani bedevi toplum ne? Sınıfsız. Ondan sonra henüz kabile toplumu. O kabilelerin içinde sınıflaşma oluyor ve o sınıfların hakim olan sınıfın tahakkümüyle hem devletler hem ordular ve medeniyet ortaya çıkıyor. Onun teorisini 1300'lerin sonunda, 1400'lerin başında İbni Haldun mukaddime kitabıyla ondan sonra yapıyor. Mukaddime çok önemli. Kaynak Yayınları'nda iki cildi çıktı. Herkese öneririm mukaddime kitabını. Evet. İbni Haldun'un. Ve orada bakın aynı zamanda evrim teorisi de var. Hatta şöyle, cansızdan canlının kimyasal süreçlerle çıktığını, yani canlıların kökünün de cansız olduğunu, bu cansızların çeşitli kimyasal süreçler sonunda tek hücreli canlıların ortaya çıktığını, oradan evrimle efendim insana kadar devam ettiğini, bunu İslam filozofları ortaya koyuyorlar. Yani evrim teorisini bulan Darwin değil. Ondan önce o Mutezile ekolü. Ha şimdi bakın, Mutezile ekolü Abbasiler zamanında ortaya çıkıyor ve Mutezile ekolü esas olarak materyalist ve dünyayı maddi gerçeklerle açıklıyor. Bilimsel, çok önemli. Mesela dün televizyonda bir program izledim TRT2'de. Bir felsefe programı. İki tane hocamız karşılıklı şey yapıyorlardı, fikir alışverişi yapıyorlardı. Mutezile'yi yerden yere vurdular falan. Neredeyse Yahudilikle falan da suçladılar. Yani bakın, İslam tarihinin bütün dünyaya ışık tutan birikimini, mirasını reddeden İslam felsefecileri var. Halbuki bütün iftihar onlar. İşte demin söylediğimiz insanların da hepsi sonuç itibariyle o Mutezili ekolünden öğrenen, beslenen büyük filozoflar, matematikçiler, cebir alanında, logaritma alanında bütün insanlığa büyük bir miras bırakmış insanlar. Türklerle buluşması, bu birikimin buluşmasıyla Türklere ne gibi katkıları oluyor? Medeniyet katkısı oluyor. Yani Türkler İslam coğrafyasına girdiği zaman çağdaş uygarlığa katılmış oluyor. Yani Karahanlılar dönemi, Gazneliler dönemi, Selçuklular dönemiyle birlikte yukarıda da Bulgarlar, Bulgar Türkleri, ondan sonra ilk Müslüman Hakanlar ve toplumlar onlar ve İslam'ın kabulü Türkler açısından çağdaş uygarlığa katılmak. Çünkü o günün uygarlığı İslam uygarlığı. Felsefe onlarda, matematik onlarda, mimarlık onlarda, savaş sanatı onlarda, devlet yöneticiliğindeki ustalıklar onlarda. Yani medeniyetin ne kadar unsur varsa, ticaret, para ekonomisi, hepsi otomatik. Mesela Cizreli otomatik şeyler yapıyor, aletler yapıyor. Mesela kendi kendine su değirmeni döndürüyor, o şeyi çeviriyor falan filan. Hep ilk otomatik aletleri yapıyorlar örneğin. Mil sistemi diyorlar galiba. Evet, modern mühendislikte de mil sistemi denilen şey. Şimdi yani biraz Türklerin çağdaş uygarlığa katılması, çağdaş uygarlık diyorum, İslam medeniyetine girmeleriyle tabii büyük de katkıda bulunuyorlar. Demin saydığım insanlar, mesela Farabi Türk, İbn Sina Türk, Erazmi Türk, Biruni Türk, hepsi bunlar Türk kökenli ama Arapça yazıyorlar çünkü o dönemin bilim dili Arapça. Şimdi bilim Ütopya'da bu sıfır Araplardan öğrendik sayısıyla aynı zamanda şu mesajı da veriyor. Ya bugün Türkiye'de Arap düşmanlığı yapıyoruz. Bari hiç olmasa şu sıfırın hatırı, yüzü suyu hürmetine şu Araplara sevgi ve saygı gösterelim. Yani bir Arapları aşağılamak, Arapları hor görmek. Hiç kimsenin İngilizceye bir itirazı yok. Bütün işte Harbiye'den geliyorsunuz. Ankara'da da bütün levhalar, dükkan markalar falan filan İngilizce gidiyor çoğu.
bir yerde bir Arapça yazı gördüler mi? Bir takım sözde ilericilerin, sahte solcuların, sahte Atatürkçülerin hemen tüyleri diken diken oluyor. Yani Arapçadan rahatsız olurlar ama İngilizceden rahatsız olmuyorlar. Arapçanın Türkiye'ye bir zararı yok. Sadece Araplarla da sınırlı değil dediğiniz baş şey o ama mesela Afganlar, Pakistanlar yani bir Asya halklarına dönük böyle bir şey var, bir düşmanlık. Bir yandan da İslamiyet bizi geriletiyor. Türkleri geriye götürüyor İşte İslamiyet. İşte bu en yanlış. Yani İslamiyet demin söylediğim gibi yani Türklerin İslamiyet'e girişi 9. yüzyıl işte Karahanlılarla, Selçuklularla, Gaznelilerle İslam dünyasına giriyor. Bulgar Türkleriyle kuzeyde İslam dünyasına giriyor Türkler ve çağdaş uygarlığa katılmış oluyor. Bakın İslamiyet'e girmeyen Türkler işlerinden ne Atatürk çıkıyor, ne bilim çıkıyor, ne devlet çıkıyor. Diyelim Sibirya'nın ta uzaklarında eski şaman şeyinde kalan, koşullarında kalanlar veya Hristiyan Türkler var. Kumanlar Hristiyan oluyor. Kıpçakların bir kısmı Hristiyan oluyor. Doğu Avrupa'ya akan peçeneklerin, uzların bir kısmı Hristiyan oluyor. Onlar kaybolup gidiyor. Hristiyan olan Türkler kayboluyor. Ama Müslüman olan Türkler büyük imparatorluklar kuruyor. Ve en sonunda devrimler hep o Müslüman olan Türklerin içinden çıkıyor. Diyelim Atatürk İslamiyet'i kabul etmiş Oğuzların içinden çıkıyor. Mesela bir izleyicimiz Kaşgarlı Mahmut'u sormuş. Kaşgarlı Mahmut dünya çapında büyük bir alim. Bırakalım Türkçü. Kaşgarlı Mahmut 1074'te Divan-ı Lügat-ı Türk'ü tamamladı. İşte Ahmet Caferoğlu 1078. Ama 11. yüzyılda o tarihlerde ne İngilizlerin bir şeyi var, sözlüğü var, ne Almanların var. Ben bir aralık merak ettim. Her milletin ilk sözlükleri kaçıncı yüzyılda? Türklerin ilk sözlüğü kayıp. 8. yüzyılda Japonya'da bulunan bir Türkçe-Çince sözlük var. Yazım dili ne? O ilk kayıp olan dediğiniz sözlüğün. Çince sanıyorum. Bunu nereden biliyoruz? Japonya'ya giden bir Çinli bu sözlüğün içinden bazı maddeleri yazıyor. 8. yüzyılda yani Göktürkler döneminde. Fakat bu sözlüğün kendisi kayıp ama o Çinli bilim adamı o sözlükten alıntılar yaptığı için, o sözlüğe göndermeler yaptığı için 8. yüzyılda bir Türkçe-Çince sözlük olduğunu veya da Çince-Türkçe sözlük olduğunu biliyoruz. Ama sözlüğün kendisi yok. Yok. Divan-ı Lügat-ı Türk ise bir tesadüf sonucu Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında bulunuyor. Yani onun da hikayesi çok müthiştir. Bir sahafa, bir hanım geliyor. Ona diyor ki benim diyor beyim diyor cariyesiymiş. Bana diyor bu kitabı bırakmıştı. Eğer bir gün zor duruma düşersen, paraya ihtiyacın olursa git bu kitabı sat. Bu çok kıymetli bir kitap diye Divan-ı Lügat-ı Türk'ü getiriyor. Ondan sonra Ali Emiri Bey o sırada sahafa gelmiş falan. Sahaf kitabı gösteriyor. Ali Emiri Bey görünce kitabı deli oluyor. Aman diyor işte ne kadar unuttum şimdi 26. O çok da ucuz kitap. Yanında o kadar para yok. Ben aldım bu kitabı diyor sahafa. Ondan sonra aman diyor kimseye satma diyor. Koşa koşa çıkıyor sahaftan falan. Yolda birisinden bir tanıdığını arası. Ondan da borç alıp getirip o kitabı alıyor. Divan-ı Lügat-ı Türk. Bu şekilde bulunuyor. Yani bir efendinin, beyin diyelim cariyesine bir zaman paraya ihtiyacın olursa dara düşersen bu kitabı sat diye bıraktığı kitap. Başka bir örneği yok. Kaşgarlı Mahmud'un bir Türkçe gramer kitabı yazdığını biliyoruz. Kendisi söylüyor Divan-ı Lügat-ı. O da kayıp. İki ayrı daha başka kitaplar olduğunu da biliyoruz. Onlar da kayıp. Aslında bulunsa muhteşem eserler. Veya Kaşgarlı Mahmut'la aynı
dönemde yani 11. yüzyılın sonlarında Kutadgu Bilig, devlet bilgisi. Onu saadet bilgisi falan diye çeviriyorlar ama o saadet bilgisi değil, devlet bilgisi. Kutadgu Bilig'i de Yusuf Has Hacip yazmış. İşte onun bir Fergana nüshası var, bir Mısır nüshası var, bir Herat nüshası var. Üç tane nüsha bulunuyor. Üç tane ayrı yerde. İşte bazılarının sayfaları eksik, şudur budur falan filan. Yani bu büyük ve onları yani Kaşgarlı Mahmud'u ve Yusuf Has Hacip'i okuduğumuz zaman 11. yüzyılda bilimin doruğu Avrupa'da Kutadgu Bilig'e benzer bir siyaset bilimi, devlet bilimi kitabı yok. Hani ne zaman var? İşte 15. 16. yüzyıl hükümdar kitabı meşhur Machiavelli. İşte bütün siyaset bilimi de kitapları Avrupa'da Machiavelli'le başlatır. Siyaset biliminin kurucusu Machiavelli. Halbuki Machiavelli bizim 11. yüzyıldaki Yusuf Hacip'in de çırağı öğrencisi olamaz. Nizamülmülk'ün siyasetnamesinin de çırağı olamaz. Meşhur İranlıların Firdevsi'sinin de çırağı olamaz. Onların hepsi üçü de 11. yüzyıl. Yani Firdevsi, Kaşgarlı Mahmud ve Yusuf Has Hacip üçü de 11. yüzyıl. Ve esas siyaset biliminin kurucuları onlar. Firdevsi, Kaşgarlı Mahmud ve... Kaşgarlı Mahmud'u demeyelim de Nizamülmülk. Kaşgarlı Mahmud da ansiklopedistlerin ilk piri diyelim. Peki Türkler neden kendi alfabelerini kullanıp geliştiremiyorlar tarih boyunca? Dün bir şey öğrendim. Fatih Sultan Mehmet döneminde Uygur yazısı kullanılıyormuş. Uygur yazısı. Evet, ben dün öğrendim. Hatta Şule'ye söyledim. Ya bak dedim, Fatih Sultan Mehmet döneminde tabii esas kullanılan yazı Arap harfleriyle de ama Uygur yazısı mesela Fatih Sultan Mehmet'in Asya'da bazı Türk toplumlarına, devletlerine falan o zaman yolladığı zafernameler var. Bazılarını Uygurca yollamış. Kendisi yazıyor. Kendisi yazmıyor ama Uygurca bilen, şimdi ismini unuttum, Muhammed falan ismi. Muhammed Haydari mi şimdi ismini yanlış söyleyebilirim. Uygurca bilen kendi katipleri var. Ve onlar Uygurca yazmışlar. Şaşırdım. Daha yani 15. yüzyıl, diğer Türk devletlerinde 17. yüzyıla kadar Uygur yazısı kullanılmış. Ama Fatih Sultan Mehmet döneminde 15. yüzyılda Fatih Sultan Mehmet'in yolladığı zafernameler var. Araştırmaya değer. Uygur harfleriyle yazmış. Niye Arap harflerini tercih ediyorlar sizce? Medeniyet o. Medeniyet. Yani medeniyet Arapların önderlik ettiği, İslam medeniyetine girdikleri zaman bütün birikim öyle. Ha, Uygurların ticaret, hukuk falan konusunda çok önemli bir şeyi var, hazinesi var, kitaplıklar. Çin'e gittiğimiz zaman da hep mağaralara falan götürür o Uygur şeylerini. Rulolarını falan filan gösterirler. Var ama tabii Uygurlar da bilimde bayağı ileri. Ama tabii Arap şeyler, İslam Arap şeyi cebirde, coğrafyada, hendesede falan doruğu temsil ediyorlar. Yani, Türkler de o havzaya girdikleri zaman Arap harflerini benimsiyor. O çok yanlış bir şey değil. Yani çağdaş uygarlığın yazısı onlar. Bilim onlardan öğreniyor. Yani diyelim bir Farabi, bir İbn Sina, bir el-Harazmi, bir Biruni. Bunlar Arapça bilmeseler büyük bilim adamları olamazlar. Çünkü kaynaklar Arapça. Evet. Yavaş yavaş kapatalım konuyu efendim. Şimdi neden bu başlığı açtığımızı bir tekrar sizden dinleyelim. Yani şu Arapları, Arap düşmanlığı bir rezillik. Bakın Arap düşmanlığı herhangi bir şey değil. Arap düşmanlığı hem medeniyet düşmanlığıdır. Hem de siyasi bakımdan bugün Türklere yapılacak en büyük kötülüktür. Çünkü Arap düşmanlığı Türkiye'yi çıkmaza sürükler. Bugün biz komşularımız olan Suriye gibi, Irak gibi Arap ülkeleriyle daha güneylerinde işte Lübnan'ıydı, Mısır'ıydı, Cezayir, Fas, Tunus, Libya vesaire, Suudi Arabistan, Arap Emirlikleri bu ülkelerle iyi ilişkiler geliştirmeden
Türkiye'nin bağımsızlığını, bütünlüğünü koruyamaz ve geliştiremeyiz. Aynı zamanda ekonomik bakımdan da ilerleyemeyiz. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin denetimine tekrar düşeriz ve sonunda bugün geldiğimiz noktayı görüyoruz o Atlantik sistemi içinde. O Araplar bakımdan, kendilerine nasıl bir gelecek çiziyorlar sizce? Yani çok devletleri var Arapların. Ama nasıl bir gelecek çiziyorlar? Türklerin de çok devleti var. Türklerin de bakın Türkiye, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs'a da katalım 3, Özbekistan 4, Kazakistan 5, Türkmenistan 6, Kırgızistan 7. 7 tane de Türklerin devleti. Arapların da hemen hemen bu rakamlar. Yani nasıl Arapların bir gelecek? Çok daha fazla. Arapların 25. Tabii Afrika'ya kadar da 25-30 uzanıyor bayağı. Nasıl bir gelecek bekliyorsun Arap coğrafi? Bütün insanlığın geleceği buralarda. Yani sonuç itibariyle geleceğin dünyasında mazlum gelişen dünyanın damgasını görüyoruz. Bu hep sık sık gönderme yaptığımız o Londra'daki meşhur Standard Chartered Bankası'nın yaptığı yansıtmada da 2030 yılında 5. ekonomi. Türkiye 7. ekonomi Mısır. 7. ekonomi Mısır. 6. ekonomi Endonezya. O da Müslüman. Bakın 4. ekonomi Endonezya. 4. ekonomi Müslüman. Endonezya. 5. ekonomi Türkiye Müslüman. 6.'sı Brezilya diyelim, o Müslüman değil. 7. Mısır. Yani 4. 5. 7. ilk onun içinde 2030 yılında Batılıların dünyanın en büyük bankalarından birinin yaptığı yansıtmaya, projeksiyona göre ilk onun içinde 3 tane halkları Müslüman olan ülke var. Yani Asya çağında iyi bir yer. Endonezya 4, Türkiye 5, Mısır 7. Evet. Peki, Bilim Ütopya'nın bu ayki sayısını da herkese tekrar önerelim. Şimdi gündeme geçelim efendim. Yavaş yavaş başka bir notunuz yoksa. Şimdi Bilim Ütopya'yı okumalarını, burada bütün hocalarımızın yazıları çok çok güzel ama özellikle Semih Koray, Profesör Semih Koray arkadaşımızın yazısı, tabii felsefi boyutları da var. Çok değerli bir matematikçimiz. Bütün yazılar birbirinden güzel, birbirine çok önemli katkılarda bulunuyor. Bu saklanacak bir Bilim Ütopya sayısı. Yani bayilerde var. Zaten okudukları zaman da izleyicilerimiz görecekler bu Bilim Ütopya. Bu arada bir çok ayrıntı vermeyeyim ama bilim adamlarını tanıtacak bir program hazırlığı içindeyiz yakın zamanda. Öyle mi? İzleyicilerimize de bir şekilde... Ütopya'nın bilim adamları yok, bu şeyleri. İslam şeyleri, tarihindeki bilim insanlarını tanıtacak bir program çok hazırlığını güzel, da yapıyoruz. Yavaş yavaş. Yani burada adlarını da analım. Sayın Profesör Doktor Melek Dosay Göktağ'ın, o ODTÜ'de felsefe hocasıdır. Profesör Doktor Şahin Koçak, Profesör Doktor Semih Koray Bilkent'te matematik ve ekonomi hocası. Doktor İrem Aslan Seyhan ve Gülsinem Keleş çok nitelikli, çok esaslı sıfırla ilgili yazıları var. Evet. Bir de Doğu Perinçek var. Evet. Evet. Bir yarım saat falan konuşmuş olduk ben bu kadar. Ama gerçi Deniz Derya bir konu yani. Doğu İslam medeniyetine, o büyük şey cebircilere, hendesecilere, bilmem logaritma falan oralara girersek diyelim 100 yıl konuşulacak bir konu. Gündeme geçelim efendim yavaş yavaş. Şimdi Suriye Dışişleri Bakanı Lavrov, hatta bu saatlerde Türkiye'ye geldi. Yarın bir görüşme var. Rus heyet geldi, birkaç gündür Türkiye'de teknik görüşmeler yapılıyor. Sayın Sergey Şoygu'nun da geleceği söyleniyordu ama bugün Sayın Hulusi Akar bir telefon görüşmesi yaptı. Rusya Savunma Bakanı'yla. Şimdi gündemde iki konu var. Masada iki konu var. Birincisi Ukrayna'daki tahılların Rusya ve Türkiye'nin kontrolü ve eliyle Karadeniz üzerinden bütün dünyaya yayılması. Evet. Yani bir tahıl koridoru açılması. İkinci konu da Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin yapacağı operasyonlar. İki konu üzerinde görüşülüyor. Türkiye ve Rusya gene sorunları baş başa çözüyor. Bu şekilde ilerlediği görünüyor ama siz masadaki gündemi ve olası takvimi nasıl değerlendirirsiniz? Evet. Zaten bu Türkiye-Rusya ittifakı diyelim, adı konmamış ittifak, 21. yüzyılın, yani Türkiye, Rusya, Çin, İran, Hindistan,
Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, Vietnam. Bu 21. yüzyılın ittifakı. Buna Irak, Suriye'yi de, Arap ülkelerini de katmak lazım. Yani Asya çağına girdik ve Türkiye de bu Asya çağının öncü ülkeleri arasında. Burada da kritik beraberlik Türkiye-Rusya beraberliği. Ve ikisi de ön cephede savaşıyor. Bakın biz de Amerika ile savaşıyoruz. Bizim FETÖ'ye karşı savaşımız Amerika ile savaş. PKK'ya karşı, PKK'yı ezme, onu ve tasfiye etme, PKK terörünü bitirme mücadelemiz de teröre karşı. O mücadele de aynı zamanda Amerika'ya karşı savaş. Bugün Türkiye, Suriye, Rusya bunlar Amerikan emperyalizmine karşı savaşın ön cephesi. Onun için bu ülkelerin el ele vermeleri, bir araya gelmeleri son derece nesnel, doğal bir olay. Ve bunu Batı çok iyi görüyor tabii. Ve o yüzden de siz de sık sık yayınlıyorsunuz. Diyelim Xi Jinping, Çin Başkanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan, Putin, Rusya Başkanı. Ondan sonra işte Endonezya Başkanı, Macaristan'ınki Orban. Maduro'yu da hatta katıyorlar. Fotoğraflarını, işte üstlerinde bu fotoğrafların üzerinde ya tepiniyorlar, hedef alıyorlar. NATO şeylerinde, tatbikatlarında hedef tahtasına koyuyorlar. Veya yayın organlarında, değil mi, onları hedef alan hepsinin fotoğraflarını yayınlıyorlar. Burada tabii Türkiye-Rusya işbirliği çok çok önemli ve kritik bir noktadayız. Ön cephedeki bir işbirliği bu. Tabii arkada bunun onları destekleyen bir Çin var. İran tabii ki onlarla beraber. Asya onlarla beraber. Afrika, Latin Amerika da onlarla beraber. Dönem dönem mesela Ukrayna operasyonu sırasında dönem dönem sarsılmalar var gibi görünüyor Türkiye ve Rusya arasında. Biraz Türkiye'deki medya ve bazı çevreler de bunu yaratıyor. Yani Türkiye sanki Rusya'ya karşı ciddi bir atak içerisinde gibi. Ama dönüp dolaşıp her sürecin sonunda Türkiye ve Rusya aynı masada buluşuyor ve sorunlara birlikte çözüm getirme yolunu tercih ediyorlar. Bu bir kaçınılmaz bir durum yani Türkiye ve Rusya'nın. Bu nesnel, kaçınılmaz dediğiniz gibi masanın ötesinde aynı cephede. Yani bu bir masa işbirliğinden daha önemlisi bir cephe işbirliği, güvenlikte işbirliği ve ekonomide de rakamlar da bunu ispatlıyor. Şimdi bizim ilk üç ticaret ortağımız Rusya, Çin, Almanya. Hele çok yakın zamana kadar birinci, ikinci hep Rusya ve Çin'di. Bazen Çin, sonra Rusya falan öne geçti. Şimdi Almanya da onlara katıldı. Demek ki Türkiye'nin Rusya ile ve Çin'le işbirliği bugün Almanya'da ona katıldığına göre bu işbirlikleri nesnel, zaruri. Hatta Rusya ile Çin'inki şu bakımdan da anlamlı. Yani Türkiye Atlantik sistemin içindeydi ama en büyük iki ticaret ortağı Atlantik sisteminin düşman gördüğü ülkeler Rusya ve Çin. Demek ki Türkiye'nin ekonomisi Rusya ve Çin işbirliği içinde göğeriyor, yükseliyor, büyüyor. O iklimde büyüyebiliyor. Atlantik sisteminden Türkiye ekonomisi kopuyor. Bu çok çok önemli. Şimdi bu bağlamda Türkiye-Rusya işbirliği kaçınılmaz, zorunlu. Yani bu çiftçi için de zorunlu, işçi için de zorunlu, sanayicimiz için zorunlu, finans kaynaklarımız açısından Asya, başta Çin, Türkiye'nin... Uzlaşılamayan noktalar da var ama. Mesela Suriye konusunda uzlaşılamıyor, Ukrayna konusunda uzlaşılamıyor. O siyasi. Yani şöyle, bir temel stratejik bir süreç var. Yani Asya çağında... Bu Asya çağının ön cephesinde Türkiye, Rusya, Çin, İran vesaire bu ülkeler arasında ilişkiler gelişiyor. Bu stratejik bir süreç. Hükümet görebiliyor mu ama stratejik süreci? Gördüğünüz Sayın Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler'de açıkladı dedi ya, tarihin sarkacı Asya'ya yöneldi, biz de Asya'daki yerimizi alıyoruz diye Birleşmiş Milletler kürsüsünden bütün dünyaya ilan gereği etti. Yapılıyor mu? Kısmen yapılıyor. Tabii bir yandan bu vizyon, diyelim geniş ufuk, İnsanların öndeki süreç açısından bu değerlendirme, tespit Sayın Cumhurbaşkanı tarafından yapıldı. Ama siyasette AK Parti'nin içinde yükler var, ağırlıklar var, Atlantik sisteminden kalan tortular var, kirler var, pasaklar var. Zaten onları AK Parti temizliyor, değil mi?
Abdullah Gül gidiyor, Davutoğlu gidiyor, efendim Babacan gidiyor falan. Yani AK Parti'nin içinden, değil mi, Atlantik sistemi de devamlı temizleniyor. Bu dikkat çekici bir olay. Ama buna rağmen hala Ukrayna politikasına yansıyan, Suriye politikasına yansıyan, ekonomideki tutukluklara ve yalpalamalara yansıyan Atlantik kirleri, pasakları AK Parti hükümetinde var. Siz yarınki görüşmeden nasıl bir sonuç çıkarsa şu anki gidişata yani iyi sonuç çıkması olur. Kaçınılmaz. Yani her iki ülkede önemli zorluklarla karşı karşıya ve her iki ülkede işbirliği yapmak zorunda. Hiç kimse bunu bozamaz. Evet. Onun için ben böyle masada şu olmuş, bu konuşulmuş, bu tartışılmış, şu pazarlıklar yapılmış falan filan bunlara çok bakmıyorum, önemsemiyorum. Şunu görüyorum, bu iki ülke stratejik olarak beraber olmak zorunda. Zaten Sayın Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız ve Sayın Putin de bu sürecin farkındalar ve aralarında da bir samimi bir dostluk oluştuğu da yansıyor, sık sık ifade ediyorlar. Bir tahıl koridoru açılması planlanıyor. Evet. Odessa'daki tahılların dünyaya yayılması noktasında. Türkiye ve Rusya bu konuda birlikte hareket ettiği hem Rus basını hem bize yansıdı. Zelenski'nin de bazı itirazları oldu. Bu işi İngiltere ile biz yapmak istiyoruz. Türkiye neden Rusya ile böyle bir sürece girdi diye. Türkiye'nin Ukrayna, yani hükümetin, Türkiye'nin demeyeyim de hükümetin Ukrayna tutumu da biraz değişiyor mu? Yeni bir şekillenme mi var? Yani şöyle, dikkat ederseniz o eskisi gibi Zelenski'yi kollayan sözler biraz arkada kaldı Türkiye hükümetinin. Şimdi Rusya ile beraber tahıl koridorunu İngilizlerle yapamaz ki Ukrayna. Hadi yapsın bakalım. Şimdi tahıl koridoru Odessa limanından İstanbul Boğazı'na doğru bir koridor. Kaldı ki mayınlı bir alan. İşte o koridor mayınların temizlendiği alan. Yani bütün Karadeniz'den mayınları temizlemiyorsunuz ama diyelim bir denizde bir yol belirliyorsunuz. Sabahleyin bizim Ali Özsaraç arkadaşımız yaptığımız günden toplantısında emekli Kurmay Albay, çok değerli bir denizcimiz, komutanımız. Halil Özsaraç çok güzel bizi aydınlattı. Orada belirtti. Odessa Limanı'ndan tahılla şeyler, mayınlar temizlenerek İstanbul'a bir koridor açılıyor. O mayınları temizleme işinde Türk Silahlı Kuvvet Donanması'na veriliyor. Rusya-Türkiye işbirliğiyle oluyor bu ve 10 milyon ton gibi çok Türkiye'nin tahıl tüketiminin 20 milyon ton civarında olduğunu düşünürsek... Sadece Türkiye'ye gelmiyor gibi anlaşılıyor. Tabii de İstanbul üzerinden dünyaya o tahıl koridorundan getirilen tahıllar dünyaya buradan sevk edilecek. Böylece Türkiye-Rusya arasında çok önemli ve dünyanın da karnını doyuracak bir işbirliği başlıyor. Biliyorsunuz bir gıda güvenlik problemi var dünya çapında. Hindistan ihracatı durdurdu. Rusya kotaya bağladı. Evet. Ama bu tahıl koridoru yoluyla hem buğday hem arpası büyük üreticiler, Rusya olsun, Ukrayna olsun, dünyanın önde gelen tahıl üreticileri buradan dünyaya sevk edilecek. Türkiye'de bir gıda güvenliği krizi, yani dünyada var ama Türkiye'de de böyle bir tehlike var mı? Siz dünyada gıdanın varsa güvenliğini Türkiye'de her zaman vurguluyorsunuz. Evet. Gıdanın güvenliğini biz şimdi birinci enerjinin güvenliğini aldık. Daha sonra ikinciye gıdanın, bir de onu ikiye çektik. İkinci gıdanın güvenliği. Gıda güvenliği, evet biz bir tarım ülkesiyiz. Ve yani 16-17 milyon ton buğday üretiyoruz. Aslında ürettiğimiz buğday bizim kendi ihtiyacımıza yetiyor. Fakat unlu mamul, unlu ürün ihraç ettiğimiz için dışarıdan buğday almamız da gerekiyor. Ve şimdi o Türkiye o güvenliğini, yani buğday ithalat güvenliğini dünyada tahıl üretiminde yetersizlikler, dünyanın ihtiyacı açısından çıktığı bir ortamda o güvenliği Rusya dostluğuyla sağlamış oluyoruz. Sürecin başından beri buna vurgu yapıyordunuz aslında. Biraz gerçeklik herhalde önümüze evet. Gelmiş oldu. Bir başka konuya geçeyim efendim. Francis Le Point. Le Point. Le Point. Yok. Puan diyoruz ya. Yani Le Point. Puan. Sizinle bir röportaj yapmışlar. Şeydeki puan da puan. Mesela puan. Diyelim liglerdeki
Puan yuvarlak yani. Yuvarlak. Sizin için şöyle diyor, Türk siyasetindeki merkezi bir oyuncu olarak nitelendiriyorlar. Bu röportajı biraz anlatabilir misiniz? Puan Fransa'nın en önemli, en büyük dergilerinden biridir ta eskiden beri. Onun editörü geldi İstanbul'da, beni ziyaret etti. Benimle uzun bir söyleşi yaptı. Çok uzun bir söyleşi. Bu söyleşi kapak oldu. Yani Sayın Tayyip Erdoğan'la Sayın Putin'in fotoğraflarını kapağa koydukları sayıda, evet, benimle olan söyleşi de çok gönderme yapıldı, yararlanıldı. Avrasya akımının liderisiniz diyor, evet, size. Türkiye'nin Avrasya yönelişinin de başrolü oynuyor şeklinde değerlendirmelerdi. Türkiye'nin güvenlik şeyleri içinde, kuvvetleri içinde etkin şeyi var, nüfuzu var gibi. Ve Türkiye'nin Avrasya yönelişinin mimarı diye değerlendirmeler yapıyor. Ben onlara böyle bir şey söylemedim. Tabii, tabii ben ara başlıklarını okuyorum şu dünyadan, an derginin. Dünyada da bunlar hep sık sık ifade edilen, Amerika basınında da, Avrupa basınında da çok sık çıkan Le Puan dergisi öyle bir şey yaptı, söyleşi yaptı. Güzel, çok uzun. Ayrıca bunun tam metnini de yayınladı internet sitesinde Le Puan. Evet. İnternet sitesinde yayınladı. Aydınlık da çok geniş bir özetini yaptı birkaç gün önce. Galiba Aydınlık.com.tr'de tamamı var. Tamamı mı? Tamamı verildi. Var galiba. Peki sizi şimdi İran basını, Rusya basını, Çin basını alıştık artık yani sürekli sizi. Tabii. Şunu söyleyeyim, ve görüşlerinizi... en çok dünya basınında adı diyelim Tayyip Erdoğan'dan sonra en çok anılan ve fikirleri, tahlilleri falan en çok yayınlanan İnsan Vatan Partisi Genel Başkanı. Onu söyleyeyim. Avrupa'da yani da bütün ilgi Rus, artmaya Çin, başladı. Amerikan, Alman, Fransız, işte İsveç, Norveç falan bütün dünyayı, Kore vesaire, Hindistan, Pakistan hepsini, bütün dünyayı Amerika dahil içine alan bir değerlendirme yapıldığı zaman Türkiye'de Vatan Partisi dünyanın çok dikkatle izlediği ve çok sık görüşlerini yayınladığı parti. Avrupa'daki ilginin sebebi ne sizce? Avrupa? Avrupa'da da birçok merkezde, mecrada sizin görüşlerinize başvuruluyor, atıflar yapılıyor. Çünkü şeyi görüyor, yani Avrupa bilimsel kökleri olan bir kıta ve Vatan Partisi'nin yaptığı tahlillerin 20-30 yıldır hep doğru çıktığını görüyor. Orada çok güçlü bir entelektüel birikim olduğunu görüyor. Sizin tahlilleriniz Türkiye ile ilgili değil mi ama? Neden? Yok, Türkiye ve dünya ile ilgili. Türkiye de çok önemli. Avrupa için, dünya için. Çok önemli. Hatta bugün Türkiye dünya dengelerini değiştirecek bir ülke. O bakımdan herkesin dikkatle izlediği bir ülke. Ve Türkiye'yi izlerken de Türkiye gözlemcileri Vatan Partisi'nin tahlil kabiliyetini, öngörü kabiliyetini eskiden beri görüyorlar, sınamışlar. Dolayısıyla sık sık bizimle söyleşiler yapıyorlar. Türkiye ile ilgili çıkan bütün haberlerde aşağı yukarı Vatan Partisi'nin görüşleri yayınlanıyor. Evet. Şimdi sizleri yeni yeni takip eden, bu ekranı yeni yeni izleyen, Vatan Partisi'ne böyle daha dikkatli bakan bir yeni bir çevre de var. Bu çevrede gitgide büyüyor, onu gözlemliyoruz. O çevrede şu merak ediliyor. Vatan Partisi neden dış politikada bu kadar önemsiyor, etkili ve her sürecin tahlilinde dış politikayı önemseyerek işe başlıyor ve içeriği sonra analiz ediyor? Çelişmeler, Türkiye'nin içindeki gelişmeleri çok etkili olmaya başladı. Yani baş çelişme, Türkiye ile küresel güçler arasındaki çelişme. Bu yalnız Vatan Partisi'nin görüşü değil, diğer partilere bakalım. Hepsi artık böyle görüyor. Yani Türkiye'yi iç çelişmeleriyle bugün anlayamazsınız. İç çelişmeler de zaten dış çelişmelerle bağlantılı. Tabii esas olarak iç çelişme belirleyicidir ama öyle tarihi dönemler oluyor ki dış çelişme öne geçiyor. Diyelim Kurtuluş Savaşı dönemi gibi. Emperyalizmle Türkiye arasındaki çelişme bugün ön planda tayin edici, belirleyici oldu. O bakımdan Vatan Partisi dünyayı, çevresini, bölgeyi dikkatle izliyor. Zaten Türkiye'de dikkat ederseniz sınırları kalmadı. Yani Türkiye ne zamandan beri Suriye, Irak, iç içe
Yani oradaki bir ayağı Türkiye'nin Suriye'de, bir ayağı Irak'ta, Doğu Akdeniz'de Türkiye aynı zamanda ve Karadeniz'de ve Türkiye dünyada hep anılan, dikkate alınan ve dünya dengelerini etkileyen bir ülke olarak biz de kendimizin nerede olduğunu görüyoruz. Savunma dışarıda inşa ediliyor. Son 5-6 yıldır. Tabii. Doğru bir politika mı? Doğru politika. Siz Libya'daki o sürece dahil olmazsanız Kıbrıs'ı koruyamazsınız. Ama Suriye'de siz farklı düşünüyorsunuz. Yani Suriye'nin içinde Suriye'de, bir güvenlik hattının oluşturulması. Bakın iki şeyi ayırmak lazım. Türkiye'nin Suriye'de askeri bir takım harekatlar yapması ta Fırat Kalkanı'ndan bu yana doğru. Yani PKK'ya karşı harekatlar onlar. Ama Suriye'yi fiilen bölecek ve Suriye'nin içinde 30 kilometre derinliğinde, 900 kilometre boyunda bir egemenlik alanı oluşturacak Türkiye'nin askeri girişimi, yani askeri girişimi demeyelim de askeri girişimin sonunda böyle bir statüko orada kurmaya yönelmesi, o bambaşka bir şey. İkisini ayırmak lazım. Yani Suriye'deki PKK'yı bitirmek başka bir olay. Suriye'nin kuzeyinde 900 kilometre uzunluğunda bir güvenlik şeridi oluşturmak başka olay. Hatta ikisi birbirine zıt. Harekatın eli kulağında gibi görünüyor. Harekatın siyasi amacı bu olarak bu ilan edilirse... Bu ilan edilmiyor. Bu ilan edilmiyor. Edilemez de zaten. Harekatın amacı PKK'yı bitirmek. Bu ilan edilmiyor. Güvenlik koridoru kuracağız. İlan edilmeyen... Bakın güvenlik koridoruyla PKK'yı bitirmek ayrı. Bu harekat güvenlik koridoru harekatı değil. Yani planlanan harekat Suriye'de PKK'yı bitirme amaçlı güya bir harekat. Ama açıkça Savunma Bakanı ve yetkililer de bunu söylüyor. Ama biz de diyoruz ki PKK'yı tamamen temizlemek varken Suriye ile işbirliği yaparak ondan sonra böyle güvenlik koridorlarıyla Türkiye PKK'ya karşı güvenliğini sağlayamaz. Hatta burada bir mantıksızlık da var. Nasıl? 30 kilometre derinliğinde bir şeride Türkiye sınırının altında, güneyinde kuruyoruz. Gelin bu şeride diyelim, madem böyle bir güvenlik koridoru kurunca oradan PKK geçmeyecek diye bir varsayım var, yanlış bir şey. Siz bunu gelin Hatay'dan başlayıp Hakkari'ye kadar Türkiye sınırının içinde kurun. Daha kolay değil mi? Valiler senin, kaymakamlar bizim, efendim asker bizim, polis bizim, bankalar bizim, yollar bizim, halk bizim. Kalkıyoruz biz o güvenlik koridorunu sınırın ötesinde kuruyoruz. Bu mantıksız. Mantıksız. Vatan Partisi'nin siyaseti şu. Evet, askeri harekatların hepsi Fırat Kalkanı'ndan bu yana yerindeydi, doğruydu. Ona bir itirazımız yok. Ama Türkiye bugün geldiğimiz noktada aslında başından beri öyle olması gerekirdi ama hele şimdi Suriye Devleti ile işbirliği yapalım, PKK'yı ve diğer terör örgütlerini Suriye'den temizleyelim ve böylece Türkiye kesin güvenliğe kavuşsun. Siz PKK'yı 30 kilometre aşağı atarak, hadi orası da yetmedi, bundan sonraki 30 kilometre aşağı atarak falan bu sorunu çözemezsiniz. Yine PKK'yı yok etmiyorsunuz. Bugünkü hükümetin politikası PKK'yı güneye sürmek. Bizimki PKK'yı bitirmek. Onlar PKK'yı güneye sürüyor. Biz ise Vatan Partisi olarak Suriye ile işbirliği yapalım ve Irak'la işbirliği yapalım, PKK'yı bitirelim. Geçici olarak sığınmacı sorununa çözüm üretmesinde bir doğruluk veya haklılık payı yok mu? Onlar sığınmacı sorununa çözüm üretemez ki. Güvenlik koridoru tam tersine yükü ama güvenlik koridorunda 1 milyon sığınmacıyı yerleştireceğiz diyorlar. 1 milyon adama orada çorba verecekler. Yani burada diyelim fırında çalışan, fabrikada çalışan, iş yeri açan Suriyeli'yi üstelik Türkiye ekonomisinden koparacak, orada oraya götürecek Kızılay'ın çorba kazanına, kepçesine tasurata uzatan adam haline getirecek. Bu mu yani çözüm? Burada neresi çözüm? Bu tam tersine Türkiye'nin sırtındaki ekonomik yükü de ağırlaştırıyor. Bir de Türkiye'den aldığı Suriyeli'yi yine Türkiye egemenlik alanına yerleştiriyor. Yer değiştirme oluyor. Evet, yani diyelim Gaziantep'teki adamı alıyor. Gaziantep'in
diyelim 20 kilometre altındaki güvenlik koridoruna yerleşiyor. Ama orası da Türkiye'nin denetiminde. Yani sonuç itibariyle ekonomik yükten de kurtarmıyor Türkiye'yi. Asayiş sorunu, diğer sorunlar falan, insaniyet sorunları falan, buralarda da hiçbir ilerleme yok, gerileme var. Çünkü Türkiye ekonomisine uyum göstermiş, ondan sonra entegre olmuş, bütünleşmiş. Türkiye ekonomisine bütünleşmiş Suriyeli'yi götürüyor. Bu sefer işsiz olarak o Suriye'nin kuzeyine yerleştiriyor. Ha, ileride nasıl iş olacak? O koridorda sen 1 milyon insana nasıl istihdam üreteceksin? Yani sonuç itibariyle bakıma muhtaç hale getiriyor. Orada bir takım barakalara, bilmem neleri, briket evlere yerleştiriyor. Sığınmacı sorunu nasıl çözecek peki? Sığınmacı sorunu Suriye'li işbirliği yapacağız. Suriye'deki terör örgütlerini temizleyeceğiz. Suriye zaten kabul etmeye hazır, kendi ülkesinden göç eden, terörden kaçan. Pratik bir çözüm mü bu söylediğiniz siz? Köklü yani. Bu bakın Vatan Partisi, bu çözüm 6 ayda bitti. Her şeyi çözer. Suriye ile Türkiye işbirliği yapar. Terör zaten beyaz bayrak çeker. PKK teröristleri Türkiye ile Suriye işbirliği yaptığı zaman beyaz bayrak çeker. Başka hiçbir şey yapamaz. Evet. Ve bunun üzerine de Suriye'ye huzur gelir, barış gelir. Gelir. Gelmez diyenler Amerika'nın adamlarıdır. Gelmez diyenler gelir ve başka da bir çözüm yoktur. Ve böylece Türkiye'deki Suriyeliler isteyenler ülkelerine geri dönerler. Burada kalanlar da bizim kardeşimiz, misafirimiz, bir müddet sonra da diyelim milletimizin bir parçası olarak yaşamlarını sürdürürler. Peki. Yani zaten bizim kendi Türk milletimizin içinde birkaç milyon Arap var değil mi? Ve onlarla kaynaşmışız. Zaten Hakkari'den Edirne'ye kadar bütün Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türk milleti bir ırktan oluşmuyor. Bu coğrafyada Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, Türk devrimini yapan Türkiye halkından oluşuyor Atatürk'ün tanımıyla. Atatürk ne diyor? Edirne Bilgiler kitabında Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına, bakın Türk halkına değil, bizim askeriye bir zaman yanlışlar yaptı Türk halkına. O Türkiye'yi Türk yaptılar. Bunlara Genelkurmay Başkanı'na, Kara Kuvvetleri ve diğer komutanlara belgeleri yolladık. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. Türk milletinin tanımı devrim yapan, cumhuriyet kuran bir halk. Evet. Ve onun içinde bir etnik tanım yok. Bir coğrafyada devrimi birlikte yapan, el ele birlikte yapan, Edirne'den Van'a kadar bütün milletimizi oluşturan insanların tamamı Türk milleti. Evet. Bir reklama gideceğiz efendim. Buyurun. Dönüşte de Sayın Latif Polat bizimle olacak. Biraz Amerika'daki durumu konuşacağız değerli izleyenler. 5-6 dakikalık bir aramız var. Sonra yine buradayız. Efendim devam ediyoruz. Çıkış yolunun ikinci bölümündeyiz. Reklamlara giderken ilan etmiştik. Amerika'nın son siyasi ve ekonomik durumunu konuşacağız. Bir de neden önemli? Şimdi o başlığı neden açıyoruz? Ona da aslında biraz değinmeye ihtiyaç var. Sayın Latif Polat bizlerle birlikte hazır değil mi arkadaşlar? Latif Bey. Hem araştırmacı, gazeteci, yazar Sayın Latif Polat. ABD uzmanı. ABD uzmanı. Vallahi benim yüzüne karşı... söylüyor durumuna düşmüyorum ama benim gördüğüm Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'de en iyi bilen, en iyi izleyen, en doğru ve güzel analiz yapan arkadaş. Çok şey öğrendim ondan. Bu hatta şunu da söyleyeyim. ABD Yol Ayrımı'nda kitabında Latif Polat'ın, Mehmet Perinçek'in, Semih Koray'ın, birçok arkadaşımızın, en çok da Latif Polat'ın çok kıymetli fikirleri var. Yani onlardan öğrendiklerimizde bu kitabı yazdık. Evet. Latif Bey, sizden öğrendiklerimizle bu duruma geldik Doğu Bey. Yani, rica ederiz. Epeydir. Latif Polat aynı zamanda iyi müzisyendir. Evet. Müzikologtur. Müzik bilimcisidir. Evet.
Bu tarafa da alabilirsek arkadaşlar, biz de Latif Bey'i kolayca görürüz. Latif Bey, şimdi Amerika'daki gelişmeleri izliyoruz tabii. Dikkatlice izliyoruz, özellikle Aydınlık ve Ulusal Kanal bir kat daha dikkatli izliyor ama sizin bazı notlarınız ve uyarılarınız bizim daha farklı bakmamıza imkan sağladı. Özellikle son bir ay içerisinde yaptığınız bazı tespitler. O tespitleri de bir izleyicilerle paylaşalım, bir tahlil edelim, birlikte istedik. Sizden bir ilk anlatımınızı alalım, sonra bizim arasında sorularımız da olacak. Yani Amerika çok önemli, dünya çapında küresel bir güç olduğu için nerede bir şey olursa mutlaka bir ucu Amerika'ya çıkıyor, olumlu olumsuz her anlamda. Mesela bugün az önce gönderdim bir haber, 30 yaşından gençlerin %5'i kendilerini trans olarak adlandırıyorlarmış Amerika'da. Yeni bir anket yapılmış. Yani ne olarak anlamadık? Trans olarak, yani trans, erkekler ha. Kendilerini kadın, kadınlar erkek olarak tanımlayan bir kafa karışıklığı. %5'i, 30 yaşından aşağı olanların %5'i, çok büyük bir rakam ediyor bu. Bunun gibi konular da dahil mutlaka Amerika sahnede yer alıyor bir şeyler olduğu zaman. Hele şimdi bu Ukrayna'daki harekat dolayısıyla şeyin en önünde, cephenin en önünde yer alıyor. Çok ilginç gelişmeler olarak görüyorum. Hatta dün başladı. Amerika devletleri zirvesi yapılıyor şimdi Washington'da ve büyük bir fiyasko sayılabilecek bir derecede başkanların gelmediği var. Çünkü Meksika başkanı dahil, Honduras başkanı dahil gelmediler. Çünkü Amerika, Venezuela, Nikaragua ve Küba devlet başkanlarını davet etmedi. Onlar terörist diktatördürler diye. Amerika'nın hemen güneyindeki kocaman Meksika'nın devlet başkanı, eğer onları çağırmazsanız ben de gelmiyorum dedi ve gitmedi. Honduras devlet başkanı, bayan devlet başkanı da aynısını yaptı. Arjantin devlet başkanı gitmeyecekti. Biden'ın özel telefonu üzerine gitme kararı almış. Böyle ilginç gelişme oluyor. Halbuki bu, yani 1994'te başladı bu Amerika zirvesi, Amerika devletleri zirvesi. O günden bu yana çok başarılı oluyordu genellikle kendi açılarından. Hemen hemen ilk defa Amerika'nın Latin Amerika'da da ipin ucunu elinden kaçırdığının ifadesi olarak bu Amerika devletleri zirvesi belli ölçüde çok başarısız olarak nitelendiriliyor Amerikalı tahlilciler tarafından. Bunun da en büyük sebebinin Çin Halk Cumhuriyeti'nin Güney Amerika'daki varlığının artık inkar edilemeyecek yoğunlukta ve derinlikte olduğundan dolayı olduğunu söylüyorlar. Çünkü Latin Amerika devletleri arkalarına Çin Halk Cumhuriyeti'ni almış oluyorlar her açıdan, özellikle ekonomik açıdan. Ondan dolayı da Biden'dan gelen daveti reddetme cesaretini, yeteneğini kendilerine daha rahatlıkla görmüş oluyorlar. Ben bu pandemi başladığı günlerde Bolivya, Şili, Arjantin ve Brezilya'ya gitmiştim. Oralarda yakalandım pandemiye. Ve ilginç bir şekilde mesela Arjantin'in sokaklarında, Şili'nin sokaklarında bizim hiç görmediğimiz cinsten Çin malı arabalar, taksiler ve hatta tırlar gördüm. Otobüsler gördüm mesela. Bayağı büyük 50 yolcu otobüsleri gördüm. Bu da orada Çin Halk Cumhuriyeti'nin ekonomik varlığının ne denli olduğunu gösteriyor. Tabii ekonomik olarak bir yerde varsanız siyasi olarak da varsınız. Çünkü para konuşuyor sonuçta siyaset masasında da. Dolayısıyla ondan dolayı bu Amerika zirvesinin çok enteresan bir dönüm noktası olacağını ve olduğunu da ifade ediyor herkes. Ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Birinci vereceğim şey bu olabilir. Bu zirve çok önemli bir zirveydi. Aylardır konuşuluyordu. Ve sonuçta Meksika gibi konunun en önemli muhatabı, ki konu da göçmen konusu tabii. Çünkü bütün Latin Amerika'dan gelen göçmenler Meksika'dan geçip Arizona sınırına yığılıyorlar. Yüz binlercesi sığılıyor şu anda oradalar. Oradan bir yolunu bulup Amerika'ya göçmek durumundalar. Bu zirve de göçmenliği engellemek amacıyla yapılmıştı güya ama Meksika Devlet Başkanı bu zirveye katılmayarak daha baştan
bu zirvenin bir işe yaramayacağını ifade etmiş oldu dolayısıyla. Yani bu konuda verebileceğim en önemli tahlil, en tazesi bu diyeyim, dünden bugüne olan bir şey, durum. Evet. IMF, şimdi bütün dünyada ve Türkiye'de bu tespit yapılıyor ama geçtiğimiz aylarda IMF yöneticileri ve bazı Amerikalı siyasetçiler doların saltanatı, saltanat demiyorlar da doların hakimiyeti ve rezerv para durumu çöküyor. Buna ilişkin acil tedbirler almak lazım gibi açıklamalar yapmışlardı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomisi de çok tartışılmaya başlandı. Ekonomik tablo nasıl? Ekonomik tablo mesela çok ilginç bir şey. Bebek maması, 350 milyon kişilik Amerika Birleşik Devletleri'nde bebek maması krizi yaşandı ve askeri uçaklarla Avrupa'dan, başka yerlerden bebek maması getirdi. Yani bu küçücük bir örnek gibi geliyor. Yani bebek mamasının ne önemi var canım denebilir ama böyle, yani değil mi, bebeği beslemek diye bir şey var, bebek maması diye. Çok ilginç bir şey. Bugün okudum, az önce okudum. Bu CAT scan dedikleri, hastanelere gittiğimizde hani bir ilaç verirler de damarlarınıza girer, nerede damarınız tıkanıyor onu gösterir. O verdikleri ilacı bulamıyorlarmış. Ondan dolayı da Avustralya'da mı bir yerlerden almaya başlanmış mesela. Yani bu tür şeyler küçük görünse bile aslında genel yapının problemli olmasını ve belli ölçüde çöküntüye uğramasını da ifade ediyor. Ve bunu da seçimlere 5 ay kala oluyor bütün bu olan bitenler. Yani 8 Kasım'da Amerika'da ara seçimler var ve senatoyu ve kongreyi tespit edecek bir seçim. Yani Biden'in geleceğini, hatta düşürülmesini bile olabileceğini belirtiyor analistler. Çünkü eğer kongreyi Trump taraftarları, cumhuriyetçiler kazanırsa, Trump'ın ne kadar intikamcı bir şahsiyet olduğunu bilenler mutlaka bu impeachment adını verdikleri Biden'ı iktidardan alaşağı etme ihtimalini de göz önünde tutmak gerektiği ifade ediliyor. Ondan dolayı da bütün bu gelişmeler seçimlerden 5 ay öncesi olduğu için çok daha önem kazanıyor demek lazım. Peki cumhuriyetçiler neyi savunuyor? Trump hangi siyasetleri savunuyor? Şimdi Amerika'ya bakıldığında Amerika işte, Trump da aynı, Biden da aynı. Sonuçta Amerikan emperyalizmi. Yani Türkiye'den ve Asya'dan bakıldığında böyle bir fotoğraf hep ezberlenmiştir. Evet, Trump'la Biden siyasetlerinin farkı ne? Ya da onların dayandıkları kesimlerin siyasi farklılıkları nedir? Evet. Yani siyasi tembelliğin bir bahanesi oluyor bu tür şeyler. İnsanlar siyaset, yani 2500 sene önce Heraklitus demiş ya, aynı nehirde iki kere yüzemezsiniz kardeşim demiş. Onu bir türlü anlayamıyoruz. Yani çok hatırlattığımız bir cümledir ama anlamadığımız bir cümledir. Her sene insanlar da değişiyor, partiler de değişiyor, ülkeler de değişiyor. Aynı şeyi biz kendi ülkemiz için de şeyiz, muhatabız yani aynı cümleyle. Amerika'ya gelince şimdi Cumhuriyetçi Parti ve Demokrat Parti iki tane partili bir sistem. Fakat Cumhuriyetçi Parti mesela 20 sene önceki Cumhuriyetçi Parti değil, 10 sene önceki de değil. Çünkü dünyada olup bitenlerden dolayı hiçbir şey sabit kalmıyor ve kendi içinde değişikliğe uğruyor. Trump'ın başına geldiği Cumhuriyetçi Parti, George Bush'un başında olduğu Cumhuriyet Parti'den farklı. Bunu nereden görüyoruz? Hatırlarsanız Igor Lopatonak'la yaptığımız röportajda da belirtmişti. Evet. Eğer bugün Donald Trump başkan olsaydı, Ukrayna'da herhangi bir sorun olmazdı, açlık olmazdı, bebek maması konusu olmazdı. Bugün karşılaştığımız hiçbir şey olmazdı diyordu Igor. Ve öyleydi de yani, çünkü olmadı. Böyle bir politik arenada böyle bir problem yaratılmamıştı. Ve yaratılacağı yöne de gitmiyordu. Çünkü bambaşka politikalar vardı. Dolayısıyla her ülkede olduğu gibi bir şahinler grubu oluyor. Bir de güvercinler grubu oluyor. Barışçı ve saldırgan diye adlandırabileceğimiz. Ama bunlar kendi içinde zaman zaman değişiyor. Mesela Demokrat Parti daha güvercin idi George Bush döneminde, bu Irak saldırısı sırasında. Onlar güvercinlerdi. Ama ondan sonra taraflar karıştı. Dünyada olan bitenden dolayı. Şimdi
Amerika'nın şahinleri Demokrat Parti ve Cumhuriyetçilerin içindeki bir kesim. Güvercinleri de Donald Trump ve onun etrafındaki kesim olarak adlandırmak lazım. Yani saflaşma, hala devam eden bir saflaşma ama enteresan bir saflaşma. Türkiye'de de aynı oldu. Yani solumuz sağ oldu, sağımız sol oldu. Bir garip bir şey oldu. Daha düne kadar kendine komünist diyenler NATO'cu oldu, Amerikancı oldu. Ve dindar kesimler anti-Amerikancı oldu, anti-NATO'cu oldu filan. Bunları takip etmek birazcık daha politikada çalışkan olmaya gerekiyor. Tembellik yaparsanız bunları anlamak, takip etme imkanı olmaz ve böyle kör karanlıkta politika yapmış olursunuz. Söylediğinizde hiçbir işe yaramamış olur. Latif Bey, şimdi hem Türkiye'de hem de dünyanın birçok ülkesinde finans çevreleriyle üreticilerin bir mücadelesi var. Türkiye'de de bu yavaş yavaş belirginleşmeye başladı. Amerika'da bunun bir yansıması var mı? Çünkü Amerika bu finans egemenliğinin merkezi olarak faaliyet yürütüyor Amerika'daki o sistem. Orada bir bu anlamda bir rekabet oluşmaya başladı mı? Siyasi rekabet ya da ekonomik çözüm anlamında bir rekabet var mı? Yani benim böyle uzaktan baktığımda, tek tek olanları, bitenleri incelediğimde gördüğüm ilginç bir saflaşma var. Bunu daha önce de belirttim. Bunun üzerine çalışmamız da lazım mutlaka. Yani senin finans dediğin daha çok sanal ekonomiyi yöneten kesimler ile hakiki ekonomiyi, reel ekonomiyi yöneten kesimler arasında bir saflaşma var. Bu politikaya da yansıyor. Mesela en büyük örneği Elon Musk. Son zamanlarda çok konuşulan bir şahsiyet. Hem genç hem yakışıklı hem çok zengin olduğu için herhalde. Bir de böyle çarpıcı şeyler yapmaktan da çekinmiyor parasına ve gençliğine güvenerek herhalde. Mesela Elon Musk ilginç bir şekilde Twitter'ı satın almaya çalıştı. Alacak büyük ihtimalle de. 44 milyar dolarını Twitter'a yatırıyor. Niye yatırıyor? Çünkü Elon Musk Tesla diye bir araba üretiyor. Hepsi elektrikli olan arabalar. Ben hatta hatırlıyorum 18 tekerlekli tır da üretiyor Tesla. Ve Amazon bunlardan bir sürüsünü daha piyasaya çıkmadan siparişte vermiş idi. 5-6 sene öncesinden bahsediyorum. Dolayısıyla Elon Musk aslında aynı General Motor gibi, Ford gibi diğer fabrika sahibi olan bir şey, somut olarak bir şey üretip yurt dışına satmak zorunda olan kesimlerin bir sözcüsü gibi bir şey oldu. Ve o nedenle de ilginç bir şekilde Trump'la adı anılmaya başladı. Cumhuriyetçi Parti ile adı anılmaya başladı. Halbuki düşünecek olursanız, gençliğini falan düşünecek olursanız, high-tech geleneğini, onun daha çok böyle Demokrat Parti ile ya da solcularla anılması gerekir eski düşünce tarzına göre. Ama öyle olmadı. Ama buna karşılık mesela Jeff Bezos, Washington Post'un sahibi, Amazon'un sahibi, şiddetli şekilde Biden'cı, Şahinlerden ve Ukrayna konusunda en kötü, en NATO'cu haberleri onun gazetesi veriyor. Washington Post veriyor. Yani bu ayrım benim dikkatimi çekiyor. Daha çok çalışmak lazım tabii bu ayrımın üzerinde, bu saflaşmanın, bu ekonomik saflaşmanın üzerinde rakamlarla falan çalışmak gerekiyor ama böyle bir şey var. Finans da bunu, finans dediğiniz kesim de daha çok asalak bir kesim olduğu için onu da bu şahinler tarafına, yani Jeff Bezos, Mark Zuckerberg falan tarafına koyup bu saflaşmada yer verdirmek doğru olabilir diye düşünüyorum. Ben size son soruyu sorayım. Sayın Perinçek'in de yorumlarını isteyeceğiz. Şu an arkadaşlarımız az önce ekrana getiriyordu. Bir daha getirsinler lütfen. Bir kongre baskını oldu ve kongre etrafında insanlar günlerce böyle büyük kitlesel kalabalıklar eylemler yaptı. Bu eylemlerin sahibi kim? Cumhuriyetçiler mi? Demokratlar mı? Yoksa başka bir seçenek mi? Halk mı? Kim bu insanlar? Bu iki sene önceki eylemlerden bahsediyorsun. Evet şu an ekranda. Bu kesinlikle Cumhuriyetçi Parti'ye gönül vermiş, onun arkasından giden, hatta Cumhuriyetçi Parti'nin içinde Trump'ın arkasından gidenler diyeyim. Çünkü o kongre baskınını çok eleştiren, Trump'ın başkanlıktan düşürülmesi için oy veren bir sürü Cumhuriyetçi Parti senatörü falan da oldu. Mesela Dick Cheney vardı, çok meşhur George Bush'un
Savunma Bakanı Bakanı'ydı zannediyorum. Yanlış hatırlamıyorum. Onun kızı mesela çok önemli pozisyonda şimdi Cumhuriyetçi Parti içinde. O Trump'a karşı oy vermişti. Onun gibi bir kesimde. Yani bu saflaşma da Cumhuriyetçi Parti'nin içindeki neokonlar dediğimiz daha saldırgan kesim de aynı Biden gibi veya Demokrat Parti üyesi gibi oy kullandılar. Dolayısıyla yani öyle bir saflaşmanın bir ürünü oldu bu da. Bu baskına girenler daha çok Trump'ı destekleyen Cumhuriyetçi Parti kesimi oldu. Ve ilginç bir şey bunu bahsettim. Çünkü bugünden başlayarak bütün Haziran ayı boyunca 8-9 gün bu davanın devamı gündeme gelecek. Yani 8-9 mahkeme daha sürecek. Bununla ilgili daha bitmedi. O da niye oluyor, niye bitmiyor bir bakıma düşünecek olursanız seçimlere 5 ay kalmış ve Trump Cumhuriyetçi Parti içindeki liderliğini ve 2024 başkan adaylığını garantilemek üzere hemen hemen. Onu engellemek için büyük ihtimalle benim yorumum 8-9 gün daha bunun medyada filan işte bu baskını Trump yönetti de filan diye böyle şahitler çıkaracaklar filan onu şey yapmaya, köşeye sıkıştırmaya çalışacaklar gibi evet. Gözüküyor bana. Efendim bir soru daha soracağım. Ben zevkle şeyle çok istifade yararlanarak dinliyorum. Evet. Yani lütfen buyurun. Şimdi Amerikan emperyalizmi Afganistan'da yenildi, Irak'ta yenildi. Suriye'deki durumu dünyanın çeşitli bölgelerindeki yenilgisi ortada. Amerika Birleşik Devletleri ordusu içinde bir eğilim var mı? Yani bir tek vücut, tek disiplin altındaki bir ordu mu bu? Yoksa ordu içinde çeşitli siyasi faaliyetler ya da çeşitli siyasi uzantılar var mı? Yani biz Amerikan ordusunu bir bütün olarak buradan görüyoruz ama siz daha yakından biliyor ve takip ediyorsunuz. Ordu içindeki durum nasıl? Yani bu bir... Yani çok hassas bir konu olduğu için hemen hop diye cevap vermiyorum ama bunu şeyden yorumlayabiliriz. Mesela Kissinger 98 yaşında Amerikan politikasının büyük babası ta Nixon zamanından ve Vietnam Savaşı'nı görmüş, Kamboçya'yı görmüş, ondan sonra Çin'le olan yumuşamada rol almış bir insanın kalkıp da daha bir hafta iki hafta önce Avrupa'daki toplantıya katılıp Ukrayna toprak verip bu işi bir an önce kapatmalıdır mesajı sadece Kissinger'ın aklından çıkan bir mesaj değil bence benim yorumuma göre. Hatta bu mesajı aldıktan 2-3 gün sonra dün 100. gününü sordular Biden'a. Orada çok açık bir gazeteci sordu dedi Ukrayna'nın toprak verip bu şeyi bu savaşı durdurmasını konusunda ne düşünüyorsunuz dedi. Biden aynen şöyle dedi, ben dedi orası bağımsız bir ülke, ben onlara toprağınızın bir kısmını verin ve bu savaşı bitirin diyemem dedi. Ama o cümleyi bile kurması bence böyle bir tartışmanın çok yükseklerde yapıldığının ifadesi. Bir de bugün okudum mesela çok daha ilginç. Bu insanları bizim tanımamız da lazım. Mesela Edward Luttwak diye bir kişiden bahsediliyor. Bu Ronald Reagan'ın dışişleri ve Pentagon askeri danışmanı. Almanya'daki Die Welt gazetesine dün röportaj vermiş. O da aynı şeyi söylüyor. O da diyor ki bu savaş fazla uzadı. Bütün dünyada çok büyük etkileri oldu. Bizi de Amerika'yı da çok etkiledi. Dolayısıyla toprak vererek bu işten kurtulmak lazım. Ver kurtul olması lazım. Bunu yapmak için de aynı Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Belçika, Danimarka'da falan yapıldı. Macaristan'da yapıldığı gibi referandumlar yapılmalı. Ki bunun bahsettiği referandum da şeydeki bu Donbas bölgesinde referandumlar yapılmalı ve bu toprak işi halledilip bu savaş bitirilmeli. Şimdi bu Edward Luttwak'ı biraz araştırdım. Çok enteresan bir şey. Adamın en popüler kitabı Askeri Darbe Pratik El Kitabı diye bir kitap yazmış ve en çok satılan kitabı o olmuş. Bu 1980'lerde ve nitekim Fas Kralı Hasan'a darbe yapan General Muhammed'in öldürülmüş bu darbe sırasında cebinden çıkmış bu kitap. Ve övünç duyduğunu ifade ediyordu bu kitabın cebinden çıkmasına Edward Luttwak. Ve Roma İmparatorluğu'nun büyük stratejisi, Bizans İmparatorluğu'nun büyük stratejisi diye kitapları da var. Yani büyük strateji, o büyük fotoğraf diyoruz ya, evet. O konuda uzman olan bir adam Ronald Reagan'ın
danışmanıymış. O bile dün, daha dün çok taze Kissinger'ın hemen arkasından, Biden'ın hemen arkasından ver kurtul cinsinden bir yorum yapmış. Çünkü onun yorumu şöyle diyor ki hiçbir nükleer güç sınırında yaptığı bir savaşı kaybedip geri çekilip karşı tarafın zafer geçidi yapmasını seyredemez. Eğer diyor mesela Amerika Birleşik Devletleri Meksika'da Çin ve Rusya'nın bir savaşını kaybetmiş olsa geri çekilir mi? Hayatta çekilmez diyor. Biz Vietnam'dan, Kamboçya'dan, Afganistan'dan çekildik ama orası çok uzaktı bize. Onların zafer çığlıklarını falan bizim halkımız duymadı bile. Cinsinden şeyler söylüyor. Dolayısıyla Rusya'nın Ukrayna tarafından yenileceği, yenilgiye uğratılacağı ve bu savaşın öyle biteceğini düşünmek bir hayal ürünüdür. Bunu düşünmeden bir an önce halledelim, ver kurtul cinsinden şeyler yapılmasını öneriyor. Ve yani şey bir adam, Kissinger'dan başlayan, bu Edward Luttwak'a kadar giden bir çevrede aynı bizim burada konuştuğumuz gibi sohbetlerde bile bu böyle konuşuluyor. Yani Ukrayna'nın kurban edilip bu işin bir an önce bitirilmesi, ekonominin ve dünya siyasetinin belli bir normale kavuşturulup daha başka sorunlara yönlendirilmesini ifade eden tartışmalar olduğu açık. Bunun aynısını orduda da vardır herhalde diye bağlayayım ben. Büyük yani ihtimalle vardır. O nedenle tarafta zaten bu konuşmalar oluyordur. Bu tahliller oradan dolayı oluyordur büyük ihtimalle. Evet. Geniş bir fotoğrafla yanıtlamış olduğunuz var mı efendim? Bir notunuz Amerika'daki duruma ilişkin bizim sormayı unuttuğumuz sizin notlarınızda. Bu şeyi de 40 milyarlık bir yardım yaptılar ya, Biden geçirdi şeyden, kongreden, evet, büyük bir çoğunlukla Ukrayna'ya yardım. Mesela onda da o yanıltıcı olmasın bence. Oraya Cumhuriyetçi Parti üyeleri de oy verdi ama seçimlere giriyoruz. 4-5 ay var ve Cumhuriyetçi Parti çok gidiyor mevcut durumda. O iyi gidişi engellememek için bence şey yaptılar. Yani böyle ödün vermiş oldular ama buna rağmen 11 senatör, yani senatörler milletvekilinden daha önemli orada. 11 tane senatör ve bunların çoğu da 2024'te başkan adayı olmayı düşünüyorlar. Onlar red oy verdiler ve her birinin açıklaması da ilginç bir şeydi. Biz kendi ülkemizin içinde tamirat yapmadan el alemin ülkesine niye bu kadar para veriyoruz, vermemiz gerek. Biden ülkenin önceliklerini şaşırmış durumdadır filan diye protesto edip red oyu verdiler. Onu da belirtmek istedim burada. Evet. Çok teşekkürler Sayın Latif Polat. Rica ederim. Çok yararlandık. Sizin yorumlarınızdan yola çıkarak Sayın Perinçe'ye de soracağım ama sizi uğurlayalım şimdilik. Sağ olun, var olun. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Teşekkürler, sağ olun. İyi programlar. Hoşça kalın. Bir fotoğraf çizdi Sayın Polat. Sizin de gözlemleriniz, tespitleriniz var. Hatta kitabınız da var. Sadece gözlemle Sayın kalın. Latif Polat arkadaşımız çok önemli bir çelişmeden söz etti. Yani sanal kapitalistler ne dedi? Real kapitalistler veyahut da hakiki kapitalistler, üretenler arasında çelişme var. Bu çok çok önemli ve bu dünya stratejisini de belirlemek açısından esaslı bir tespit. Sanal kapitalistler dedikleri vurguncular diyebiliriz buna Türkiye'de. Yani bizim diyelim sıcak para komisyoncuları Türkiye'den baktığımiz zaman. Mafyokrasi yani diye de adlandırıyoruz. Biz mafyokrasi diye mafyalaşmış olan, üretimle doğrudan ilişkisi olmayan kapitalistlerle, daha çok bunlar finans kesimi, havadan para kazanan, dolar borsa vurgunu falan bildiğimiz süreçlerde. Onun karşısında da daha çok sanayici, tüccar, üretici. Bunun arasındaki çelişme çok önemli. Bu Amerika toplumunun geleceği açısından çok önemli. Fakat bir de üçüncü bir kuvvet çıkıyor Amerika'da. Yani bu sanal ve real kapitalistler arası dışında bir de böyle daha çok halkın içinden o redneck, kırmızı, kızıl enseliler diyordu Latif Polat onları, yani Amerika'daki, evet, adıyla. O daha çok emekçi, o ezilen, işsiz, bastırılan veyahut da işte siyahiler, Çinliler, Latinler falan. Ya şu görüntülerini getirdiğimiz İspanikler, İspanyollar falan. Ya bir de o kesim var.
Yani onlar da şimdi yavaş yavaş Amerikan siyasetindeki o iki kutupluğun dışında üçüncü bir kutup oluşturmaya başladılar. Bence bu çok önemli. Yani hep Amerikan tarihi boyunca iki tane demokratlar, cumhuriyetçiler, bunlar arasında çarpışma olur. Ve bunlar Amerikan hakim sınıfı içinde rolleri paylaşmışlardır. Ama şimdi bu ikisinin dışında ve daha çok da Cumhuriyetçi Parti'nin içinden bu yeni bir üçüncü güç oluşuyor. Yani diyelim kovboyların mirasçıları falan. Yani daha mülkleri daha az, orta sınıf, içlerinde mülksüzler de var. Böyle bir üçüncü güç oluşuyor. Bu çok önemli. Ordu sorusu çok anlamlıydı. Çünkü hatırlayacaksınız seçimler sırasında Biden'ı Trump savaş ağalarıyla ordudaki işbirliği halinde diye suçlamıştı. Yani ordunun içindeki Pentagon'u savaş ağalarıyla Biden işbirliği yapıyor bana karşı demişti. Göreve geldiğinde bazı generalleri Biden aldı. Yani temizlik yaptı. Biden da Trump'a bu adam da böyle diyor bana ama kendisi de Pentagon'da ordunun içinde örgütlenmeye çalışıyor. Yani her ikisi de Cumhuriyetçiler olsun, Demokratlar olsun aynı zamanda Amerikan ordusu içerisinde örgütleniyorlar. Bu çok önemli. Çünkü işin en sonunda silaha varacağını görüyorlar, biliyorlar. Bu gidiş Amerika'da bir iç savaşta sonuçlanacaktır. Onu çok net olarak söyleyeyim. Yani iç çatışmalarla hangi savaş diyelim iç savaş boyutunda olmasa bile silahların kullanıldığı ama böyle halk içindeki silahlar falan değil. O bir çarpışan iki büyük gücün ordu içindeki kuvvetleriyle yani ordu içindeki kuvvetleriyle ağırlık yapmaya çalışacakları zaten bu başlamış durumda. Bu da çok çok önemli. Amerika'nın dış politikasını etkiler mi bu gelişmeler? Etkilemez olur mu? Bütün dolar, dünyadan çekilen bir Amerikan zaten bence her şeyin temelinde dolar saltanatın yıkılması var. Yani Amerika'nın haraç sistemi çöktü. Haraç toplamayınca bütün iç çelişmeleri şimdi keskinleşiyor. Bir Amerikan toplumunu bir arada tutan Amerikan hukukunun temelinde ne vardı? Amerika kağıt dünyaya ihraç ederek yani üzerine dolar yeşil mürekkeple dolar 100 dolar falan yazdı. Kağıtları veriyordu. Diyelim o kağıdın değeri aslında 1 sent. Onun karşılığında 100 dolarlık mal alıyor. 1'e 1000. Yani dünya tarihinde böyle bir değişim görülmemiş. 1 veriyor, 1000 alıyor. Halbuki kapitalizmin sisteminin özü nedir? Eşdeğerlerin değişimi. Yani şu gözlük içinde diyelim 10 birim emek var. Şu kalemde de 10 birim emek var. 10 birimle 10 birim değişilir. Bu kapitalizmin temeliydi. Eşdeğerlerin değişimi. Bu aynı zamanda kapitalizmin sırrıydı. Yani ilerici bir sistem olmasının sırrıydı. Eşdeğerler değişiliyordu. Emperyalizmle birlikte bu eşdeğerlerin değişimi ortadan kalktı. Ama şimdiki bu dolar saltanatı döneminde emperyalist sistemin de ötesinde birle binin değiştiği bir haraç sistemi ortaya çıktı. O haraç sistemi Amerikan toplumunu besliyor, bir arada tutuyor idi. Fakat şimdi o dolar saltanatı çökünce o dünyanın haracını Amerika yiyemiyor ve tabii içeride bir harabeye dönüşüyor. Sayın Ethem Sancak arkadaşım 15 gün önce Amerika'ya gitmişti. 10 gün kadar sanıyorum kaldı, bir hafta 10 gün kadar. Döndüğü zaman aslında Türkiye'ye de o Amerika gözlemlerini anlatsa çok yararlı olur. Amerika diyor bir harabeye dönmüş diyor. Yani o işte New York ondan sonra parlayan falan şey sokaklar esrar kokuyor. Ondan sonra insanlar sokaklarda yatıyor. Ondan sonra kartonların içinde yaşıyor. Soğuk aşırı bir soğuk olduğu zaman sokaklardan ölüler toplanıyor. Ondan sonra anne babayı anne çocuğunu bilmiyor. Baba oğlunu bilmiyor. Çocuklar anayı babayı bilmiyor. Ki bir Amerikan aile geleneği vardı falan. Bunların da dağılmaya başladığını görüyoruz. Ve esas olarak da Amerika üretimde, ekonomide çok büyük bir iniş içinde. Dolayısıyla Amerika'nın önünde kabuğunu, yani ya böyle Biden'ın bir macera yapması lazım.
Çünkü onun da hiçbir başarı şansı yok. Sonuç itibariyle Amerika içinde mücadeleler olacağı, silah kullanmaya varan iç çatışmalar, mücadeleler olacağı da bugünden gözüküyor. Bunları tespit edebiliriz. Dolar saltanatına vurgu yaptınız ama bu silahlı varlığını, siyasi etkisini etkiler mi başka ülkeler üzerindeki? Zaten siyasi, şimdi Afganistan'da yenildi, Suriye'de yenildi Amerika Birleşik Devletleri. Türkiye Amerika'yı yeniyor. Karabağ'da, Kafkasya'da yenildi. Rusya, Ukrayna'da Amerika'nın sırtını yere yapıştırıyor. Yani dünyanın neresine baksak Amerika geri çekilme içinde ve yenilgiyi takip ediyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin geleceği karanlık gözüküyor. Bunu Amerika'nın diyelim düşünürleri, iktisatçıları, siyasetçileri falan da kabul ediyorlar. Zaten devlet raporlarına da bu yansıyor. Daha Trump zamanında güvenlik raporlarında Amerika'nın yenilgi dönemine girdiği, geri çekildiği falan saptanıyordu. Şimdi kültürel çürümeye de vurgu yaptınız. Birazdan bağlantılı bir konuyla devam edeceğiz ama 3 dakikalık aramız Buyurun. Var. Değerli izleyenler, 3 dakika sonra buradayız. Başka sıcak konularımız var. Onlarla sizlerin karşısında olacağız. Devam ediyoruz efendim. Çıkış yolunda son bölüme geldik. Bu arada şimdi arkadaşlarım iletti. Sizin Fransa'da Le Point'da çıkan röportajınız Rusça'da birkaç mecrada da yayınlanmış. Yani evet. Oradan alıp Rusya'da da yayınlanmış. Bu şeye girerken söyleşiye, yani ulusal kanala söyledi arkadaşlarım Rusça olarak yayınlandı diye. Evet. Aynen çevirip Rusça olarak Rusya'da yayınlamışlar. Evet. Sadece direkt sizle röportaj değil, yani Rus medyası başka ülkelerde benim, yaptığınız röportajları da... Onu bilmiyorum da... ama benimle olan söyleşinin tamamını Rusça olarak yayınlamışlar. Evet. Hatta ben şeye sormaya vakit bile bulamadım hangi gazete falan diye. Rusya'da benim haftada 2-3 defa işte ya Russia Today İngilizce yayın yapıyor veya RIA Novosti Rusya'nın devlet haber ajansı söyleşiler yapıyorlar ve Rus basınında çok sık... beyanatlarım, yani demeçlerim ve söyleşilerim yayınlanıyor. Evet. Şimdi bir soru var efendim, onu araya alsak iyi olur. Var olduğumuz Suriye coğrafyasında, yani Suriye'nin kuzeyinde kötü giden ekonomi ve halkın tepkisini dizginlemek için Suriye topraklarında tekrar yapılacak bir operasyon erken seçim için kullanılabilir mi? Erken seçim artık geçti. Erken seçim artık olmaz. Neden? Çünkü bizim hukukumuza göre bir sene seçime varsa erken seçim kararı alınamıyor. Artık bu dönem bitti. Yani bir sene sonra seçim var Haziran ayında. Onun için erken seçim olma şeyi imkanı yok. Ya benim anladığım izleyicimiz iç siyaset için kullanılıyor mu bu hadise? Yani şimdi böyle bir erken seçim lafıdır gidiyor ama erken seçimde Türkiye gitmiyor. Daha doğrusu AK Parti'nin erken seçim yapmak için bir gerekçesi şeyi yok, yani kendi açısından fayda yok. Erken seçim AK Parti'ye ne getirecek? İçeride sıkıştığı için dış bir tehditle, mücadeleyle puan toplamak istiyor olabilir mi? Fakat şimdi herkes görüyor, oylar şimdi daha çok yönelişleri Türkiye'ye çözüm, kim çözüm getirecek? Ekonomide özellikle bu belirli. Yani evet, güvenlikte... Bugün gene gazeteci arkadaşlarla, çeşitli gazetelerden arkadaşlarla da görüştüm. Yani güvenlik konusunda, yani Türkiye halkının bir bağımsızlıkçı, Türkiye'nin toprak bütünlüğünden yana, FETÖ, PKK terörüne karşı bir istikrarlı tavrı var halkın. Ama ekonomide Türkiye büyük bir sıkıntı, yangın halinde. Yani fiyatların yükselmesi, halkın gelir dağılı durumunun düşmesi. Ondan sonra bütün her evde çok büyük sıkıntılar var. O bakımdan AK Parti'nin durumu iyi gözükmüyor. Evet. AK Parti ile. Ama şöyle gene o tabloyu getirebiliriz. Yani o Saros muydu? Evet, Saros Araştırma. Saros Araştırma Şirketi'nin
soruyor. O bence çok anlamlı bir soru. Hangi partiye oy vereceksiniz diye sormuyor. Diyor ki Millet İttifakı veya Cumhur İttifakı Türkiye'nin sorunlarını çözer mi diye soruyor. %37,4 37,7 34,7 düzeltiyorum. %35 oluyor yani. Evet. %35'i hiçbiri diyor. Yani ne şey çözer Cumhur İttifakı ne de Millet İttifakı çözer diyor. Oralara verilen oylar da bu arada %31 yani. %31 ve 33. Yani hiçbiri daha fazla. Evet. Hiçbiri en büyük. %35. Cumhur İttifakı %31. Millet İttifakı %33. Hiçbiri %35. Hiçbirinin anlamı şu. Sistemin dışına çıkan bir güç. Yani kararsız değil. Oraya mı vereyim, buraya mı vereyim değil. Sistem içindeki bütün çözümleri reddediyor. Orada çözüm yok diyor. Bir nevi o hiçbiri diyen %35 Türkiye'nin sistemin dışına çıkan, huruç eden ve devrimci, bakın bu devrimci sözcüğü abartı değil. Sonuç itibariyle sistemin dışında çözümler aramak ne demek? Devrimci bir yöneliş. İşte bu tabloda da görülüyor. O hiçbiri diyenlerin gideceği tek yer Vatan Partisi. Ve oraya doğru gidiyor. Onu yani da siz söyleyeyim. Bu kesimin oylarına talipsiniz önümüzdeki seçim. Talipiz değil, o oyları almaya başladık. Yani bize hem Biden İttifakı'nın tabanından, CHP, İYİ Parti, mesela İYİ Parti'den Şırnak'ta 150 kişi istifa etti bir hafta evvel Vatan Partisi'ne girdi. 150 kişi. Evet. Şırnak'ta. Ondan sonra mesela Mardin'de bir aşiret 2-3 gün önce toptan Vatan Partisi'ne katıldı. Olaylar bu şekilde devam ediyor. Etuni aşireti, onun da ismini vereyim. Medim'in, Akdoğan'ın liderliğinde çok büyük bir kesim Mardin'de Vatan Partisi'ne katıldı. İşte İzmir'deydik, Balıkesir'deyiz, her yerden haberler alıyoruz. Yani yalnız Güneydoğu ve Doğu'da değil, Türkiye'nin her tarafında Vatan Partisi'ne bu hiçbiri diyen kesimden olsun, Cumhur İttifakı'ndan da katılma var, Biden İttifakı'ndan da katılma var. Ama hiçbiri diyen kesimden daha çok katılma var. Çünkü zaten hiçbiri diyen %35 bir anlamda Vatan Partisi'ni aramaya başlamış durumda. Yani hem Biden İttifakı Türkiye'nin sorunlarını çözemez diyor, evet, hem Cumhur İttifakı çözemez diyor. Bir tek Vatan Partisi kalıyor sonuç itibariyle. Çünkü diğer bütün partiler bu iki ittifakın içinde toplanmış durumda. Vatan Partisi de bu üretim devrimi programıyla bu hiçbiri diyen ve köklü çözüm arayan kesimin taleplerine cevap vermiş oluyor. Yani potansiyeliniz %35 mi? Böyle bir tespit mi? Hayır, potansiyelimiz %100. Yani biz %100'ün içinden, Türk milletinin bütünün içinden insan kazanıyoruz. HDP'nin içinden de çok sayıda Vatan Partisi'ne katılan var. Özellikle Güneydoğu'da. Yani geçen seçimlerde HDP'ye oy vermiş, Vatan Partisi'ne katılıyor. Veya HDP'de yöneticilik yapıyor, HDP üyesi Vatan Partisi'ne katılıyor. Onun için Vatan Partisi'ne katılanlar %100'ün içinden. Mardin'de az önce örnek vermiştiniz. Kaç kişi demiştiniz efendim? Ben Mardin'de 500 diye bildirdiler. Hı hı. Çırnak'ta 150 kişi İYİ Parti'den katıldı. Böyle temsili değil, kitlesel katılımlar. Evet, büyük toplu katılımlar oluyor. Katılma töreni de Mardin'de yapılacak. 150 kişi Şırnak'ta oldu, onu kamuoyuna ilan ettiler. Evet. Ondan sonra bu Türkiye'nin her yerinde bu katılmalar var. Hazır konuyu açtık madem devam edelim. Şimdi İzmir'de bir üretim devrimi kurultayı oldu. Arkadaşlarımız bir getirsinler ekrana. Evet. Biz de izledik. Canlı da yayınlandı. Oradaki hava nasıldı? İzmirli sanayici, üretici, vatandaşlar toplantıya katılmışlar. Ben oradaki havayı size dün Urfa'dan gelen bir telefonla anlatayım. Urfa'nın önemli şeylerinden, ne diyelim, liderlerinden, AK Parti'de çok konumu olan, kuvvetli konumu olan, isim de vereyim, Sayın Halil Zıt. Dün beni telefonla aradı. Vallahi dedi, İzmir kurultayını dedi, hepimiz seyredik. Büyük coşku duyuyoruz. Özellikle Vatan Partisi'nin Suriye ile Türkiye'nin anlaşması yönündeki siyasetleri buralarda hep alkışla karşılanıyor. Ve Vatan Partisi'nin çok büyük bir yöneliş var.
Sayın Ali İzzet AK Partili bir şahsiyet. Hem tarımla uğraşıyor, hem iş hayatında önemli girişimleri olan Urfa'nın önde gelenlerinden bir zat. Şimdi mesela İzmir Kurultayı oralardan yankılanıyor. Diye. Çok büyük bir coşku vardı. Sayın Ethem Sancak, sonra Türk İş'in bölge temsilcisi. Evet. Ondan sonra Sayın Bekir Cahit Yücel, dört konuşmacıydık. Son derece coşkulu, çok dikkatli bir dinleyici kitlesi. Bilmiyorum. Ekrana da geliyor. Evet, şimdi. Ekrana da geliyor. Salonun tamamını gösterirsek, yani işçi sınıfının bir Ege bölgesindeki bölge temsilcisi orada. Ben varım. Bekir Cahit Yücel çok önemli bir ekonomi uzmanıdır. Sayın Ethem Sancak da işte Türkiye'nin iş hayatında, evet, ve siyasi hayatında son derece önemli bir şahsiyet. Orada bir Çandarlı Limanı vurgusu oldu. Oldu tabii, tabii. Bizden bir İzmir eksenli yapmadık kurultayı, evet, ama tabii Çandarlı Limanı da, şimdi bakın Pire Limanı, biz hep Çinlilere, Çin devletiyle, Çin Komünist Partisi'yle görüşmelerimizde hep söyledik. Dedik ki siz bu Pire Limanı'na güvenmeyin. Çünkü Yunanistan bir oyuncak hükümettir, oyuncak bir devlettir. Yani Amerika'nın avucunun içindedir. Bunu durdurabilir miyiz arkadaşlar? Evet, tam bu saat. Bu salonun ayakta, salon tıklım tıklım vardı, doluydu. Tıklım tıklım ayakta vardı, olanlar da vardı. Biz de, ben de oradaydım. Gözlemim şuydu. Sadece vatan partililer değil. Yani üreticiler, sanayiciler, tabii, dışarıdan tabii. İzmirliler, merak edip gelenler. Dışarıda da, salonun dışında da yani, toplananlar var. Üretim kurultayının öyle bir özelliği var. Var, evet. Çok fazla dışarıdan insan gelip geliyorlar, takip evet, ediyor. Katılıyorlar. Sonundaki sorular ve fikir açıklamaları da son derece canlıydı. Evet. Çok güzel bir kurultay. Pardon, örneğinizi böldüm ben. Evet. Yani bütün Türkiye'de yankılanıyor. Çünkü ulusal kanal üzerinden kurultayı baştan sonra Türkiye'nin her yerinden insanlar izliyorlar. Ve tabii orada yapılan konuşmaları falan çok dikkatli takip ediyorlar ve değerlendiriyorlar. Demin verdiğim örnekte olduğu mesela gibi. Sayın Ethem Sancak'ın şöyle bir katkısı oldu orada. Plan dedi, sizin evet, çizdiğiniz cetvele bir de plan eklemek lazım. Evet, bizim tasarruf, yatırım, istihdam, üretim, adil paylaşım bu şeye, sürece. Burada plan eksik dedi. Biz de planı en başa koyduk. Çünkü ortada bir yere olmuyor. Yani tasarruf yaparken de bir plan dairesinde o tasarrufu yapmamız lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın dün yaptığı konuşmada Türkiye'nin son 10-15 yılındaki tasarruf oranının %25 olduğunu söyledi. Biz Vatan Partisi olarak %30'un üzerinde bir tasarrufu hedefliyoruz ki tam istihdama yönelelim, herkese iş verelim, yatırım yapalım, herkese iş verelim, herkesi üretim süreçlerine katalım ve dolayısıyla da Türkiye'nin ürettiği değerleri büyütelim ve bunları da hakça paylaşalım, herkese refah sağlayalım. Evet. Herkese iş, herkese refah. Bir mesaj var, onu okuyup diğer illere de geçelim. Az önce genel merkezinizi bir vatandaş aramış. Şu an çıkış yolunu izleyen Bursa Mustafa Kemal Paşa'dan AK Parti üyesi olduğunu bildirmiş. Kendisini de izliyorsa hala selamlayalım, saygılarımızı sunalım. Teşekkür etmek isterim Sayın Doğu Perinçe'ye. Ülkeye bu kadar faydalı, yararlı bir isim yok. Umarım seçimde AK Parti bir hata yapmaz ve birlikte oluruz. Ben AKP seçmeni olarak Vatan Partilileştim. Genel Başkanı takip ede ede. Çok teşekkür ederiz. Bu Türkiye'de çok yaygın. Kiraz'da da Mustafa Kemal Paşa'da da köylerde çok Sarılar Köyü, ondan sonra diyelim Ovacık Köyü, birçok köyü ziyaretlerimiz olmuştur. O köylerdeki Avni Ozan ve arkadaşlarımıza da selam yollayalım. Kiraz yollamışlar. Çok lezzetli kiraz üretiyorlar. Böyle. Bu arada Özcan Cengiz Bey'miş isminde şimdi. Yani Özcan Cengiz Bey'e de selamlar, saygılar. Kemal Paşa tabii üreticilerin yoğun olduğu İzmir'in üretici. Zaten İzmir'in bütün ilçeleri üretici. Bursa Mustafa Kemal Paşa'ymış efendim. Ha öyle mi? Bursa Mustafa Kemal. Yanlış oldu. Ama orada da dediğiniz gibi İzmir üretici. Kemal Paşa var. Bir de Bursa'da Mustafa Kemal Paşa var. Orada da üretici aynı olduk. Aynı şey. Hatta Bursa Mustafa Kemal Paşa'da da kiraz üretmiş oldu.
Balıkesir vardı sonra. Hemen ondan sonra Balıkesir'de ilk kurultayı yaptık Vatan Partisi. Onu da görüntüledik. O da Emre Albayrak il başkanımızın başkanlığında. Orada da tabii üreticilere dayanan bir partiyiz. Hem tarım üreticilerine, çiftçilere, Ethem Dülgeroğlu, işte Kübra Dülgeroğlu bunlar zeytin üreticisi, çiftçi arkadaşlarımız. Öte yandan Balıkesir'de sanayicilere de Vatan Partisi dayanıyor. Ve orada işte Kerem Başaran, babası Sayın Kemal Başaran zımpara aletleri, makineleri üretiyorlar ve icatlar yapıyorlar. İcatlar yapıyorlar. İtalya'dan, Rusya'dan, Avrupa'dan onların imal ettikleri zımpara aletleri talep ediliyor. Bir şeyde bir patlama da var. Örnek sanayiciler. Sanayicilerle de ayrıca akşam beraber oturduğu 7-8 sanayici dostumuzla sohbet ettik. Beraber uzun zaman. Orada da Türk sanayicisindeki şeyi gördüm. Cevheri, vizyonu, gelecek beklentilerini, iyimserliği. O da çok önemli. Yani Vatan Partisi özellikle milli sanayiciler arasında çok hızlı bir şekilde büyüyor. Büyüyor. Evet. Hı. Önümüzde Bursa'da, Balıkesir'de ve Eskişehir'de sanayicilerle toplantılar yapacağız. Benim yapacaklarım. Bir de tabii partimizin diğer liderleri de. Evet. Pazar günü önemli bir kurultay var Ümraniye'de. Bir i̇şte o da gelsin. Ümraniye'de, İstanbul'da. Yine İstanbul'da çok güzel üretim devrimi kurultayları yaptık. Tuzla'da sanayicilerle sendikacıların da katıldığı. Bahçelievler'de, Bahçelievler örgütümüz 5000... Ümit Şuvak Başkanımızın liderliğinde 5000 esnafı ziyaret etti. Esnaf ve zanaatkarı yalnız ziyaret etti. 5000. Ve orada da kurultayımız çok başarılı oldu. Kadın katılımı çok yüksekti Bahçelievler'de. Tuzla'da da yine bir sanayiciler kurultayı yaptı. Şimdi bu pazar 13.30'da Ümraniye'de yine sanayicilerle, Ümraniye Belediye Başkanımız, evet, Sayın Belediye yani. Başkanımız katılıyor. Ulusal Strateji Merkezi. Evet, Sayın Ethem Sancak katılıyor. Petrol İş Başkanı Sayın Süleyman Akgüz katılıyor. Özcan Sümer yine sanayici ve Mehmet Işıklar sanayici. Çok esaslı bir kurultay yine İstanbul'da. Tuzla'dan sonra Ümraniye'de bu pazar. Bu pazar yapıyoruz. Bütün İstanbulluları da davet ediyoruz. Bu arada afişte bir duyuru, onu da şey yapayım. Ümraniye, Ataşehir, Çekmeköy'den araçlar kaldıracağız diye de bir uyarı evet. var. USMER düzenliyor bu kurultayı Görev Vakfı ile birlikte. Dest Sanayi Sitesi Konferans evet, Sayın, Salonu saat evet, 13.30. Evet, Sayın Şule Pelinçey'in başkanlığında. Ve açılış konuşmasını yapıyor. Evet, Kimya Mühendisi Ayşe Aktok da Ulusal Strateji Merkezi Başkan Yardımcısı olarak oturumu yönetecek. Evet. Ve Sayın Ayşe Aktok da, onu da duyuralım kamuoyuna. Öncü Sanayiciler Bürosu, Vatan Partisi Genel Merkezi, Öncü Sanayiciler Bürosu'nun başkanlığına seçildi bugün. Öyle mi? Onu hayırlı olsun, tebrik ederim. Buradan duyuralım. Kendisi. Sayın Ayşe Aktok çok esaslı, çok uzun sanayi tecrübesi olan, parti tecrübesi olan bir arkadaşımız. Onu da buradan kutluyoruz ve başarılar diliyoruz. Başarılı olacağını da çok eminiz, iyi görüyoruz. Bunun tamamı Ulusal Kanal'da yayınlanacak ama gitme ihtimali olan yurttaşların katılmaları tabii çok iyi. Tabii oradaki hava başka. Başka şimdi oluyor siz tabii. Siz yayınlayacaksınız ama orada katılmak, o havayı solumak, ondan sonra katkıda bulunmak, konuşmak gerekirse. Tabii öyle bir fırsat doğuyor. Eleştiriler yapmak falan. O bakımdan İstanbul'un değerli öncülerini, aydınlarını, üreticilerini, sanayicilerini, oraya esnaf zanaatkarını, hatta çiftçilerini bekliyoruz. Şimdi il örgütleriniz efendim neredeyse köy köy çalışıyor. Evet. Sadece böyle büyük merkezlerde toplantılar düzenleme değil. Bunlardan birisi Adana. Bugün Adana'dan evet. bir haber geldi bize Adana muhabirimizden. Evet. Bir köylünün bir sorunu oluyor. Bir su sorunu ve Vatan Partisi ertesi gün koşuyor. Sorunu da birkaç gün içinde çözüyor. Evet. Size de muhtemelen bilgisi gelmiştir. Evet. Köylü çok mutlu. Bir kere biz aldığımız haberi aktarayım. Köylüler çok mutlu. Ve Vatan Partisi'nin bu işi bu kadar hızlı çözmesi de ayrıca bir örnek olarak Adana'da şu an konuşuluyor. Tabii.
Ceyhan'ın Mercimek Köyü, Küçük Mangıt şeyinde, yöresindeki Mercimek Köyü. Orada 20 bin dönüm arazi ekilmiş ve ekinler göğermiş fakat susuzluktan kavruluyor. Ve yani, ürünlerimiz yanıyor diye feryat etti köylü. Hemen il başkanımız Ahmet Suseven, Adana il başkanımız gittiler. Devlet Su İşleri Yönetimi'ne de buradan teşekkür ediyoruz. Yani onları da anmamız lazım. Vatan Partisi Devlet Su İşleri Yönetimi'ne hemen gitti, ziyaret etti, başvurdu. Devlet Su İşleri Yönetimi de Adana'da hemen gerekli önlemleri aldı. Hatta çarşamba günü suyu vereceklerdi. Yani yarın, dün verdiler. Çarşamba günü de ikinci bir pompa bağlıyorlar ve su sorununu Mercimek Köyü'nün kökten çözmüş oluyoruz. Köylü de bayram yapıyor. Öyle onlarca örneğiniz var. Bizim önümüzde evet, her gün tabii. Düşüyor yani bu yerel da, sorunları çözen. Adana ilimiz burada, birçok ilimiz böyle örnek tavırları aldı. Yani biz çözüm üreten değil, yalnız çözümün uygulanması için de elimizden gelen bütün çabayı gösteren ve burada başarılı olan partiyiz. Tabii burada yapıcı tavrımız, umudu, iyimserliği besleyen tavrımız etkili oluyor. Çünkü hep böyle karamsar, olmaz, edilmez, yapılmaz, su gelmez, kavrulun, yanın, kuruyun. Böyle bir sözüm, buna muhalefet var. Evet. Bizim Vatan Partisi öyle bir muhalefet yok. Hayır, yanıyorsak su götüreceğiz. Efendim gelirimiz azsa o geliri sağlayacağız. Veya yolumuz yoksa o yolu yapacağız. Diyelim Varto'nun Taşlıyaka Köyü'nün 5 kilometre yolunu yapacağız. Onun da peşindeyim, onu da söyleyeyim. Onları da yapacağız. Ne efendim, sorun? Yani Varto'dan Taşlıyaka Köyü'ne 5 kilometrelik yol var. O yolun yapılması lazım. Siz bunlarla mı ilgileniyorsunuz? İlgileniyorum tabii. Ve yapılması için çalışıyorum. Veya Çanakkale'nin 8 tane köyü var. Bu 8 köyde telefon çekmiyor. Yani oraya şey dikilmesi lazım. Ne diyoruz? Baz istasyonu. Baz istasyonları konması lazım. Sayın Ulaştırma Bakanımızı arıyoruz. Ondan söz alıyoruz. O 8 köye baz istasyonlarının kurulması için hemen şeyi alınıyor, programa alınıyor ve o 8 köy baz istasyonları gerekli şimdi incelemeler, araştırmalar yapılıyor. O 8 köyümüz telefona kavuşuyor. Cep telefonları var ama cep telefonunu kullanamıyorlar. Ancak Çanakkale'ye indikleri zaman ya yani ilçeye gittikleri zaman telefonları çalışıyor. Kendi 8 tane köyümüz cep telefonu kullanamıyor. Şimdi diyelim Ulaştırma Bakanlığımız, Devlet Su İşleri diyelim, diğer bakanlıklarımız veya İçişleri Bakanlığımız, bizim bütün hükümetimiz yapıcı bir tavır içinde olduğumuz için onlara çözüm götürdüğümüz zaman etkili oluyoruz ve o çözümü sağlıyoruz. Şimdi birçok il örgütünüzde yeni yeni yönetimler kuruluyor, yeni başkanlar belirleniyor. Vatan Partisi'nin propaganda gücü yüksek ama örgütleri zayıftır diye böyle propaganda yapılırdı hep dönem dönem. Buna bir yanıtınız var mı? Bir de örgütlerinizde zayıf, yoğun bir hareketlilik var. Zayıf yani örgütlerimiz de vardı ama evet. Bir örgütlenme atağı yaptık. Şimdi 81 ilimizin 4 il merkezi, 3 il merkezi kaldı. 78, 81'inde de örgütlüyüz ama 3 tanesinin il merkezinde örgütlü değiliz. Ama onların da ilçelerinde diyelim örgütlüyüz. İlçe sayımız da 500'e yaklaştı. Ondan sonra sonuç itibariyle hedeflerimize ilerliyoruz. Vatan Partisi çok hızlı örgütleniyor. Daha doğrusu şu anda Türkiye'nin örgütlenmeyeceği bir yer yok. Ama maddi imkanlar, kadro sorunları vesaire dolayısıyla diyelim her yere aynı hızla yetişemiyoruz. Ama Vatan Partisi şu anda çok hızlı örgütleniyor ve Türkiye'nin, şunu söyleyebilirim, şu anda tek büyüyen partisi. Yani partilerin hepsi böyle bir yere geldi, tıkandı. Bazıları eriyor, bazıları büyüyemiyor. Ama Vatan Partisi çok hızlı bir şekilde büyüyor ve çok cevval, etkin yönetimler kuruluyor. Onu söyleyeyim. Türkiye'nin her yerinde. Yalnız örgüt olmadığımız yerlerde örgütlenmekle kalmıyoruz. Örgütlerimizi de yeniliyoruz. Daha da güçlendiriyoruz.
takviye ediyoruz. Yeni katılımlarla yeni önderlikler oluşturuyoruz. Evet. Efendim bu konuya da bir nokta koyalım isterseniz. Şimdi birkaç başlığımız daha var. Biraz zamanda daralıyor. Ama o geçerken bir soru var. Onu da sorayım. Miçotakis'e savaş çıkarma görevi mi verildi? Diye bir soru. Siz sürekli Doğu Akdeniz'e vurgu yapıyorsunuz. Vallahi o Amerika Birleşik Devletleri ona cesaret eder mi? Bu önemli, insanlığın önündeki sorudur. Bu dünyanın önündeki sorudur. Türkiye eğer sağlam durursa, hükümetimiz Suriye'deki hatalarını düzeltirse, Doğu Akdeniz'den Amerika Birleşik Devletleri böyle bir maceraya girip kalkışamaz. Evet. Ama Suriye'yi, Irak'ı karşısına alan, Arap dünyasını karşısına alan, diyelim Rusya ve Çin'de tereddütler uyandıran siyasetler devam ettirilirse hükümet tarafından, Amerika Birleşik Devletleri bu gerileme döneminde Doğu Akdeniz'den bir huruç hareketi yapabilir. Bunun işareti de çok açık. Hepim her toplantıda söylediğimiz gibi işte Dede Ağaç, Kavala, Selanik, Larissa, Stefanovic, Girit'in kuzeyi, Kıbrıs'ın güneyi, Suriye'nin kuzeyi, Irak'ın kuzeyi, bütün Türkiye'nin etrafı Amerikan üsleriyle çevrilmiş. Tanklarını yığıyor. Yunanistan'a tanklarını yığıyor. Yunanistan'dan tanklar nereye gidecek? Türkiye'yi hedef alıyor. Uçaklarını yığıyor, üsler kuruyor. Hatta Ege adalarımızda, 12 adada da ya böyle yavaş yavaş böyle bir askerileşme görülüyor. Bakın silahlanma diye demiyorum, askerileşme diyorum. Yani silah yığmanın ötesinde bir askerileşme görülüyor. Bu da zaten Lozan Antlaşması'na da aykırı. Belalarını arıyorlar. Yunanistan eskiden İngilizlerin kışkırtmasıyla büyük tarihi hatalar yapmıştı. Ama bizim de yanlış yapmamamız lazım. Doğu Akdeniz'den yönelen tehdide karşı derhal Suriye ile anlaşmamız şart. Suriye ile anlaşmak demek Rusya ile, İran'la ve Çin'le aynı zamanda bir beraberliğimizi kuvvetlendirmek ve anlaşmak demek. Onun için Suriye anahtar. Efendim şimdi... Suriye'ye de gideceğiz, onu söyleyeyim. Suriye'ye kuvvetli bir heyetle, devlet tecrübesi olan dostlarımızla birlikte Beşar Esad'ın davetlisi olarak, Sayın Beşar Esad'ın Suriye'ye gideceğiz ve Türkiye-Suriye ilişkilerinin düzeltilmesi ve işbirliği için gerekli çabaları göstereceğiz. Bu arada 18 Haziran 2022 Mersin İl Örgütünüz'de 12. olan kurultayı yapılıyormuş. Evet, onun da mesajı geldi, duyurusunu yapmış olan. Şimdi Almanya'da, aslında konumuz başka ama Vatan Partisi'nin hareketliliğini konuşmak iyi oldu. Araya aldık, sonunda konuşacaktık. Sıradan devam edeyim. Almanya'da 802 bilim insanı çocuklara cinsiyet değişikliği dayatmasının bilim dışı olduğunu ifade eden bir bildiri yayınladılar. Evet. Şimdi Aydınlık Gazetesi de onu Türkiye'ye manşetten duyurdu. Evet. Siz Avrupa ve Batı'daki çürümeye işaret ediyordunuz. Ama farklı sesler de yükseliyor bir yandan. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Batı'da bir isyan başladı. Bu beklediğimiz bir isyan. Bu itirazın ötesinde bu isyana dönüşecek, göreceksiniz. Yani siz bir topluma erkeğe kadınlığı, kadına erkekliği dayatırsanız sistem olarak ve doğal cinsiyetleri reddedip toplumsal kültürel cinsiyet var derseniz, yani kromozomların belirlediği, bizim irademiz dışında kromozomlarla belirlenmiş insanların cinsiyeti var. Erkek cinsiyeti, kadın cinsiyeti. Üçüncü bir cinsiyet yok doğada. Ama ne oluyor? Bu çürüyen toplumlarda, eski Roma'da, ondan evvel Yunan'da, eski Yunan'da, eski Roma'da o çürüyen toplumlarda kadın ezilen konumuna itiliyor. Kafese konuyor. Kafesteki kadınlar kendi aralarında muhabbete yöneliyorlar. Kafesin dışındaki erkekler de kendi aralarında. Kadınlar entelektüel hayatın dışında kalıyor. Dolayısıyla kadınla bir muhabbet de olmuyor. Yani kadın bir et parçasına dönüşüyor ve yalnız çocuk üretmek için, yapmak için kadınlar işe yarıyor. Onun dışında aşk aynı cinsler arasında Yunanistan'da, eski Yunan.
eski Roma'da. Hatta Caligula falan o meşhur PSE oyunlara da yansıyan Roma imparatorlarının kendilerinde enses ilişkiler. Yani ailenin içinde babalar annelerle Roma imparatorlarının aileleri ne kadar yansıyan, o bütün aşırı sınıfsal kölelik gibi zorbalığın olduğu toplumlarda aynı zamanda aşırı cinsel farklılaşmalar, cinsel tahakkümler, yani erkeğin kadın üzerindeki tahakkümü. Evet. Dolayısıyla kadınla erkek birbirinden ayırdığınız zaman kadınla erkek arasındaki aşk da ortadan kalkmış oluyor. Şimdi bu Amerikan ve Avrupa toplumu, Japonya da buna dahil, yani bu kapitalist, emperyalist ülkelerde aynı Yunanistan ve Roma'daki gibi veya Orta Doğu'da, Orta Doğu'da da var aynı hikaye, yani feodal toplumlar aynı çürümeye rastlıyoruz. Biraz evvel Sayın Bolat da söyledi, Latif Bolat dedi ki rakam verdi, %5'i 30 yaşın altındaki gençlerin Amerika'da kendini cinsiyetsiz olarak görüyor şeklinde. Yani erkek ve kadın olarak evet. görmüyor şeklinde. Oralarda da bu çürüme başladı. Ama buna karşı bir isyan da başladı. İşte Aydınlık onu manşet yaptı. Almanya'da bilim insanları 804 akademisyen, 804, az buz diye 804 akademisyen çocuklara cinsiyet değiştirme propagandasının bilim dışı olduğunu ve siyasi olduğunu ifade eden bir bildiri yayınladılar. Çok önemli. Zaten Alman Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı araştırmalarda da onu da Teori Dergimiz ve Aydınlık Gazetesi yayınlamıştı. Siz de verdiniz ulusal evet. kanal olarak. Alman Sağlık Bakanlığı da intihar olaylarının, uyuşturucu bağımlılığının, çocuk istismarının, kadına şiddetin, özellikle LGBTİ denen, yani L'ler, işte G'ler, biyo çift cinsiyetliler, travestiler vesaire, onlar arasında intihar, çocuk istismarı, şiddet, bunun uyuşturucu çok yaygın olduğunu evet. toplumun diğer kesimlerine göre Sağlık Bakanlığı Almanya'nın saptamıştı. Yani orada bir mutluluk yok. İntihar var, uyuşturucu var, şiddet var, istismar var. Türkiye'de tablo nasıl sizce şu an? Türkiye'de de öyle. Yani Türkiye'de tabii Türkiye maalesef Türkiye'ye de bu iş girdi ve sistem destekliyor. Sistem, ciddi fonlama var. Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP, PKK ve Cumhuriyet Halk Partisi ve onlarla beraber olanlar da tabii sonuç itibariyle görüyoruz. Kadıköy Belediyesi, yok Beşiktaş Belediyesi, CHP belediyeleri bu LGBTİ olayını desteklemeye başladı. Yani onlara özgürlük, bunun özgürlüğü yok. Bu sonuç itibariyle toplumda bir çürümeye özgürlük olmaz. Şiddete, intihara yol açan şeylere, eğilimlere özgürlük olmaz. Erkek erkektir, kadın kadındır. İşte kadını sen erkeksin, erkeğe sen kadınsın veya unisex diyorlar. Tek bir cinsiyet vardır. Evet. Yani doğaya meydan okuyan, insanın kendi vücuduna isyan etmesi. Yani vücudu erkek ama vücuduna isyan edeceksin. Vücudu kadın ama sen vücuduna isyan edeceksin diyor. Böyle bir sistem, böyle bir dayatma, zorbalığın, zulmün en aşırı noktasına geldi. Evet. Buna tabii Batı'da da isyan başladı. Amerika'da da bir kampanya başlamış. Bunlar kaçınılmaz çünkü sonuç itibariyle bir toplum böyle göz göre göre çürümeye gitmez. O toplumun içinden mutlaka o çürümeye karşı İtirazlar, isyanlar yükselecektir. İşte o başladı. Başladı. Bu bizim beklediğimiz bir olaydı. Ve ne mutlu ki başladı. Ve tabii o toplumlarda da bu yönde bir uyanış olacak. Evet. Bu arada İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme usulüyle ilgili dava Danıştay'da görülüyor. Danıştay'da savcı, bugün son yayına girmeden önce düşen bilgi, çekilme usulünün yanlış olduğuna dair bir şey sunuyor. Şerh sunuyor.
Dolayısıyla bu dava da hemen hemen birkaç güne bağlanacak ya da önümüzdeki duruşmada bağlanması bekleniyor. Siz de bu konuda itirazlar. Şimdi bakın, İstanbul Sözleşmesi bir kere yanlıştı. Yani İstanbul Sözleşmesi de toplumsal cinsiyet diye bu LGBTİ'yi meşrulaştıran bir sözleşmeydi. Yani o bakımdan çürümenin sözleşmesiydi. Bir tek Vatan Partisi o sözleşmeye karşı oldu. Meclisten bir çekimsel oya karşı oy birliğiyle çıktı. Evet. Yani önce hükümet kabul etti, AK Parti hükümeti. Ecevit hükümeti. Arkasından AK Parti'nin çoğunluk olduğu meclisten oy birliğiyle çıktı. Hem CHP'liler oy verdi, hem AK Partililer oy verdi. Hem de işte bu diğer partiler oy verdiler. Oy birliğiyle çıktı. Bir tek Vatan Partisi buna itiraz etti. Fakat sonradan işte Vatan Partisi'nin kampanyaları, teoride çıkan sayılar, Aydınlık, Ulusal Kanal, Vatan Partisi'nin çeşitli yerlerde yaptığı toplantılar vesaire, bunun sonucunda AK Parti bir noktaya geldi ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi. O zaman da şunu söyledik Vatan Partisi olarak. Bunu Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapmak hukuka uygun değil. Meclisin kararıyla yapmak lazım. Çünkü meclis İstanbul Sözleşmesi'ni kabul etti. Meclis kabul ettiğine göre meclisin kararıyla çekilebiliriz. Bu kadar basit. Bu temel bir hukuk kuralıdır. Yani karar veren aynı zamanda o kararı kaldırır. Yani meclisin verdiği bir kararı Cumhurbaşkanı kaldıramaz. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle de kaldırılamaz. Burada büyük bir hata yaptı AK Parti. Meclis bunu yapacaktı. Ve aslında o mecliste bu çoğunluk da var. Bakın şimdi Danıştay'dan doğru bir karar çıkacak. O gözüküyor. Cumhurbaşkanlığın kararnamesi İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme yönündeki iptal edilecek. İptal edilmesi hukuken doğru. Ama Türkiye'nin ihtiyacı açısından yanlış. Tabii hukuk şekle uymak zorunda hukuk. Evet. Ve kararında şöyle olacağını kuvvetle ifade edebilirim. Yani Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çekilemez. Çünkü meclis kararıyla sözleşme kabul edildi. Öyleyse bakın şimdi şuradan meclisimize ve Sayın Meclis Başkanı'na şunu öneriyorum. Şu Danıştay'ın kararını beklemeden hemen mecliste bu süreci başlatın ve meclis kararıyla çekilelim İstanbul Sözleşmesi'nden. Yani Danıştay kararından sonra bu süreci başlatmayın. Arada bir boşluk dönemi olmasın. Ve bu İstanbul Sözleşmesi taraftarlarına falan bir fırsat tanımayalım, vermeyelim. Bugünden sesleniyorum meclisimize, Sayın Meclis Başkanımıza derhal ve AK Parti grubuna, Milliyetçi Hareket Partisi grubuna da sesleniyorum. Derhal hemen süreci başlatalım. Çok hızlı bir şekilde İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını meclisin kabul edelim ve ilan edelim. O zaman ne olacak? Danıştay da zaten Danıştay kararından önce yaparsak bunu, Danıştay da diyecek ki meclis çekildi ve bu dava düştü diyecektir. İyi olacaktır. Veya Danıştay kararından birkaç gün sonra bile olsa meclis kararıyla yapıldığı zaman Danıştay kararına da uyulmuş olacaktır. Onun için Sayın Meclis Başkanımıza buradan bir kere daha sesleniyorum. AK Parti grubuna, yönetimine ve Milliyetçi Hareket Partisi grup yönetimine de buradan sesleniyorum. Çünkü öbür partilerde böyle bir şey gözükmüyor. Onlar yani eşcinselliği dayatan İstanbul Sözleşmesi'ni kabul etmiş gözüküyorlar. CHP, HDP, İYİ Parti vesaire. Onun taraftarı, hatta Meral Akşener açıkça İstanbul Sözleşmesi propagandası yaptı. Dolayısıyla AK Parti ve MHP grubuna buradan sesleniyorum. Başta da Sayın Meclis Başkanı'na hızlı bir şekilde bu süreci başlatalım ve İstanbul Sözleşmesi'nden meclis kararıyla çekilelim. Bağlantılı bir konu. Şimdi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Avrupa Birliği'ne üye bazı ülkelerin büyükelçilerine sık sık görüşüyor tabii. Son görüşmesinde de şöyle bir açıklama yaptı. Terörle mücadele kanunu değiştireceğiz dedi. Bir yandan sık sık Cumhuriyet Halk Partisi medyasında ve aslında Biden cephesinde de işlenen bir konu. İkisini beraber sorayım. Türkiye'de hukuk olmadığı için ekonomi kötü. Yani bir terörle mücadele yasası, iki ekonomiyi de düzeltecek bir hukuki düzenleme
çağrısı ve gündemi sürekli ısıtılıyor. Nasıl değerlendirirsiniz? Bunların ikisi çok farklı. Bir kere tabii terörle mücadele yasasını Cumhuriyet Halk Partisi değiştiriyor. Okuduğumuz zaman şunu görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi PKK'nın dostu olduğunu, PKK terör örgütünü kanatları altına aldığını bir kez daha ama bu sefer çok şiddetli bir şekilde ilan ediyor. Yani terörle mücadele yasasında getirmek istedikleri değişikliklerin hepsi PKK'yı kurtaran değişiklikler. PKK'yı terör örgütü olmaktan çıkaran, hapisteki PKK'lıları tekrar hapishaneden çıkma fırsatı veren, HDP'ye fırsat veren, onu meşrulaştıran değişiklikler. Şimdi ayrıntıya girmeyelim. Evet. Bu maskeyi, maske de kalmadı zaten. CHP'de bir maske falan yok. PKK ile el ele gidiyorlar. PKK da onları alkışladı. HDP, PKK, Cumhuriyet Halk Partisi bu girişimini desteklediğini ilan etti. Öbürü çok farklı bir konu. O da şu, mesela bakın Vatan Partisi bir üretim devriminden söz ediyor. Yani Türkiye'nin çözümü üretim devrimidir diyor. Ve o sürecin zincirini de belirledi. Yani plan yapacağız, tasarruf yapacağız, %30'un üzerine çıkacağız, çıkaracağız tasarruf oranımızı. Tasarruf ettiğimiz o %30'la yatırım yapacağız. Yatırım yapmak ne demek? İstihdam, iş bulun. Yani yatırımda, fabrikada, tarımda işsiz olanlarımızı iş sahibi yapacağız yatırım sayesinde ve üretim yapacağız. Daha çok insan çalışacak, daha çok üretim yapılacak. Ürettiklerimizi de hakça bölüşeceğiz, paylaşacağız. Vatan Partisi'nin üretim devrim programı bu. Cumhuriyet Halk Partisi ve Atlantikçi Partiler ve CHP ve İyi Parti de arada bir böyle Vatan Partisi'nin estirdiği rüzgar yüzünden üretim gibi laflar ediyorlar ama tekerlemeleri hukuk, Türkiye'de ekonomik sorunların sebebi hukuk düzeyinin yetersizliği. Yani bu tam Tanzimat kafası. 1839 Tanzimat Fermanı neydi? Yabancı tüccarlara, ondan sonra Türkiye'de her türlü hürriyeti, özgürlüğü, hukuku tanımak, onlara mal güvenliği, her türlü güvenliği tanımak. Bu Tanzimat kafası, yani yeni öyle bir hukuk düzeni getireceğiz ki Atlantik finans merkezleri Türkiye'ye para yollayacaklar ve o sayede Türkiye ekonomisi kendisini toparlayacak. Sayın Babacan bunu daha açık söylüyor. Hukuk vardı, para getiriyorduk. Şimdi hukuk yok, para gitti. İşte onu öbürleri de söylüyor. Babacan kadar onlar da açık söylüyor. Yani hukuk, Batı'nın istediği hukuk düzenini kabul edeceğiz. Batı Türkiye'yi güvenli bulacak. Şimdi güvensiz buluyor. Onların istediği hukuk düzenini getireceğiz. Dolayısıyla Batı'dan para gelecek. O parayla da Türkiye ekonomisi tekrar canlanacak. Yani bu şu demek, Türkiye tekrar kasabın satırının kafasını uzatacak. Tekrar Atlantik sisteminin Türkiye'yi borca batıran rotasına tekrar yönelecek. Çünkü o rotadan ayrılma yönünde bir Türkiye bir şey yaşıyor, bunalım yaşıyor. AK Parti de burada cesur olamıyor. Ondan sonra o AK Parti'nin cesaretsizliğinden de yararlanarak bir hukuk getireceğiz ve tekrar Amerika'ya Türkiye'yi peşkeş çekeceğiz. Yani yalnız Amerika'ya değil Avrupa'ya da dünyanın büyük tefecilerine Türkiye'yi sunacağız. Onun gerektirdiği hukuk düzenini getireceğiz. Esası bu. Üretim devrimi gerçekleştiğinde sizin iktidar olduğunuz dönemde yabancı sermaye dışarı mı gönderilecek? Ya da yabancı sermayeyle yani araya yabancı duvarlar sermaye, mı? Yabancı sermaye Türkiye kanunlarına uyacak. Yani şöyle diyelim yabancı para geldi, fil gibi borsalardan, morsalardan şişti. 2 ay sonra, 1 ay sonra, 15 gün sonra çıktı gitti. Buna müsaade yok. Gelecek diyelim en az 3 yıl, en az 4 yıl dışarıdan gelen sermaye yatırım sermayesi olacak. Yoksa yağma amacıyla gelmeyecek. Bu çok önemli. Para gelir. Kanuni düzenlemeler mi yapacaksınız? Tabii kanuni düzenleme. Mesela diyeceğiz ki dışarıdan gelen yatırım sermayesi 3 yıl içinde veya 4 yıl içinde Türkiye'yi terk edemez. Mesela
bunun gibi. Biz de bir hukuki düzenleme getireceğiz. Onlar Avrupalı finans merkezlerinin yağması için bir hukuki düzenleme planlıyorlar. Biz de Türkiye'nin yağmalanmasını önlemek, kan kaybını önlemek ve dolayısıyla Türkiye'nin yarattığı değerlerin en az %30'unun yatırıma ayrılması sayesinde daha çok insanımızın çalışmasını sağlamak, dolayısıyla daha çok üretmek, daha çok üreterek de daha çok paylaşmak, refaha getirmek. Bu arada efendim bankalarla ilgili tablo iyice dikkat çekici. Tabii mesela çok şey %93 milyar. Geçen yıl 92 milyardı kar. 92 veya 93, 92 küsur. Yıl toplamı. Evet. 92, 93 mi 92 neyse o kadar önemli, 1 milyar fark ediyor. 92 milyar Türk lirası geçen sene kar edilmişti. Şimdi 3 ayda 98 milyar. Yani %300'den fazla bir banka, kar demeyelim. Yani hem kar hem faiz, kazanç diyelim. Bunun içinde kar da var ama daha çok faiz var. Yani Türkiye'de muazzam bir faiz yağması vurgunu var. O bakımdan Sayın Cumhurbaşkanı'nın biz faizi daraltıyoruz, faiz kazançlarını daraltıyoruz sözleri gerçeğe hiç uymuyor. Bakın rakamlar ortada. Geçen yıl %92 milyar lira bankaların kazancı varken bu yıl 3 ay içinde 98 milyar Türk lirası. O zaman bankaların vurgunu, gelinlerin önemli bir kısmı faiz. Bu kadar yüksek faiz banka karı olan, faiz kazancı olan bir ülkede tarım da gelişmez, sanayi de gelişmez. Bu acaba üretim devrimi gelmeden önceki son büyük kazançlar olabilir mi? Böyle tabii bu aynı zamanda üretim devriminin kaynaklarını ortaya koyuyor. Yani mesela biz bazıları biraz bizi Ata Partimizin içinden de çok itirazlar olmuştu. Dedik ki bankalar, çiftçi batacağına bankalar batsın. Çiftçi batacağına bankalar batsın. Ve geçen yıl rakamları da tabii ortaya çıkmıştı. Mesela Eylül ayında 73 milyar Türk lirasıydı. Sonra 93, yıl sonunda 93'e vardı. Biz o zaman bu rakamları görerek dedik ki 73 milyar bankalar kar edeceğini, şu 10 milyar keresin 63 milyar Türk lirasıyla diyelim tarımı ve sanayinin yatırım hamlelerini destekleyelim. Köylü eksin, biçsin, tarlaya gübre atabilsin, mazotunu doldurabilsin. Ha, bu konularda da başka araştırma çalışmalar içindeyiz. Yani mesela elektrikli traktör, mazotta değil de elektrikli çalışan traktör. Bu da Türkiye'de, Türkiye'nin enerji sorunlarını çözecek olan ve enerji bunalımına bir çare olarak elektrikli traktör. Bunu önlemeye çalışanlar var. Kim önlemeye çalışıyor? Mazotta çalışan traktörü üretenler ve aynı zamanda Türkiye'nin mazot ithalinden vurgun sağlayanlar da bu diyelim elektrikli traktörü baltalıyorlar. Şimdi önümüzdeki günlerde toplumumuza bu konuda önemli açıklamalarda bulunacağız. Bu tarif ettiğiniz şey aynı yer. Hem mazottan, akaryakıttan vurgun yapan hem de traktörden aynı merkez. Evet, aynı merkez. Evet. Efendim, elektrikli traktör çıktığı zaman bunlar aküyle vesaire şarj ediliyor ve çok büyük bir enerji tasarrufu sağlıyor. Ve Türkiye'nin de dış ithalat, dış alım kaleminde en büyüğü oranlı enerji. Evet. 55 milyar dolar diye hatırlıyorum. Yani enerjiye verilen kaynak çok yüksek. Evet. Teşekkür ederiz efendim. Gündemi biz teşekkür ederiz. Ayrıntılarıyla konuştuk. Sağ. Şimdi sıra geldi kitap ve müzik. Evet. Şimdi tabii demin kadından bahsettik. İstanbul Sözleşmesi'nden söz ettik. Biz her çıkış yolundan önce bir aramızda küçük bir toplantı yapıyoruz. Evet. Orada yeni özel kalem müdür arkadaşımız Ozan Özaslan kadın kitabını öderdi. Siz de beraber önerdiniz. Evet. Ondan sonra bu tabii İstanbul Sözleşmesi'nin de dayattığı kadını köleleştiren, tekrar kafese kapatan. Çünkü LGBT iyi olduğu zaman kadın ne oluyor? Bir cinsel araç olarak
bile görülmez hale düşüyor. Bu kadın kitabım benim çok sevdiğim kitaplardan biri. Kapağı da Racine, çok değerli büyük ressamımız, benim de çok sevdiğim dostum, rahmetli Racine'in yaptığı bir resimdir. Kadın kitabını öneriyoruz. Kaynak Yayınları'ndan çıktı. Yine bununla ilgili de bir Kızardı Kayalar türküsü vardır bizim Kemaliye'nin. Evet. Onu Adile Kurt Karatepe çok güzel söylüyor. O Kızardı Kayalar da bir kadın türküsüdür. Bir şey, kına havasıdır. Sonuç itibariyle kadının acılarını yansıtan, yani gelin olup giden kadının acılarını yansıtan ve namesi de muhteşem olan bir türküdür. Evet. Kızardı Kayalar. Onunla da türkümüz veda edelim. Kızardı Kayalar, Sayın Adile Kurt Karatepe'den. Evet. Adile Kurt Karatepe'de bizim hemşerimiz sayılır, Kebanlı. Çok güzel söylüyor. Kendisini evet. Kutluyoruz burada. Sağ olun efendim, ağzınıza sağlık. Değerli izleyenler, sizlere de teşekkürler. Sabırla dinlediniz, hem de katkılar sundunuz. Sizler için gelsin efendim. Kemaliye güzel... türküsü, Kızardı Kayalar. Kızardı Kayalar. Bir kına havası. Evet. Size veda ediyoruz. Sağ olun, var olun.
yazıyorum.